Aşkı bulmak cesaret ister. Buldum derken yıkılır hayaller. Düşleyip sabredersin. Vazgeçersen kaybedersin. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen. Erkek konuşuyormuş gibi herkes sırasına. Günaydın aşkım. Balım günaydın. İyi misin? Hayatım. Arkadaşlar. Yavrum. Tamam saygı duyun. Saygı duyun adamım. Gizem aşkım nasılsın? Ne var mı yok? Ben de iyiyim. Sonra yanına gelirim. Aynen. Bu arada çok güzel gözüküyor. Sana trip atmayacağım. Sana trip atmayacağım biliyorsun. Artık alıngan birisi değilim. Abi lütfen. Pardon. Saygı duyalım. Bölmeyin. Bro. Hey. Sana bir şey aldım. Beraber yiyelim, içelim. Ondan sonra güzelsin gibi her zamankinden daha da güzel oluyorsun. Yüzüme her gün güzel oluyorsun. Tamam Ferhat, tamam. Bir tanesi. 30 saniyemiz oldu. Son dakika abi. 30 saniye. Ferhat dün gün gece kürtle dans edersin. Hadi hadi. Berk'e geç. Berk'e. Berk. Şey, o en son. Sen. Balım, günaydın. Her zaman... Balım, günaydın. Her zamanki gibi çok güzel olmuşsun. Sana bakmaya doyamıyorum. Birazdan yanına gelmeyeceğim. Erkek. Fena oluyorum yanına gelince çünkü. Biraz işlerimiz var burada. Daha sonra güzel şeyler olacak inşallah. Seni öpüyorum. Mert. Evet Murat. Biraz da yanında gelmeyeceğim. Gel dostum. Hey dost. Alkıştan bırak. Git dostum. Wow. Bebeğim günaydın. Nasılsın? Bugün de portakal gibi giymişiz. Yine her zamanki bir haberleştik. Bugün sen yine yorulma. Yine topuklu ayakkabı giymişsin. Sen hiç zahmet etme. Ben geleceğim. Seni bravo çok öpüyorum. Bravo gentleman erkek. Bebeğim benim. Bravo. Bravo dostum. Bu arada lens takmamışsın yine. Bu şekilde hiçbir şekilde takmanı istemiyorum. Gerçek göz rengini daha çok beğeniyorum. Seni seviyorum diyordum az önce. Öpüyorum. Sevmiyor musun? Hoşlanıyorum. Meleğim günaydın. Bugün tekrardan çok güzel olmuşsun. Özellikle kombinine bayıldım. Hiç kısa değil. Gayet spor giymişsin. Ben de öyle giyindim. Aldığın ceketi giyindim. Çok güzel olmuşsun bu arada. Yanına hemen erken gelmeyeceğim galiba. Biraz erkek muhabbeti yapacağız. Seni çok seviyorum. Öpüyorum seni kocam. Hadi Mert indire. Geç bu sefer. Sevgilim günaydın. Her zamanki gibine çok şıksın. Çok güzelsin. bugün maalesef ben de yanına gelemeyeceğim. Çünkü burada konuşmamız gereken konular var. Ama bil ki her zaman
yanındayım şimdi. Kocam da kocam, kocam da kocam. Ya bir dur girme araya, spoiler. Seni gerçekten çok seviyorum. Şu konuşma bitsin. Hemen yanına böyle ışık hızıyla geleceğim. İyi ki varsın. Seni kocama yapıyorum. Tamam Mert, ben hızlıca geçtim. Lanayı yiyeceğiz çünkü birazdan. Bat! Yavrum. Günaydın. Bugün çok güzel olmuşsun ama birazcık yine kısa. Lütfen artık sözümü dinle. Tamam mı canım benim? Kısa giyme o kadar. Birazcık diz kapağın üstte olsun lütfen. Onlar gelmeyecek, ben geleceğim ama yanına. Haber yapmayalım mı bugün? Kanka bugün haber biraz... Murat! Vay, 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 vay. Teşkilat vay. Geldi. Hiçbir mimik, hiçbir hareket olmaz mı? Ferhat, aşkım. Evet, bugün iyi dinlendim. Rümeysa ve Kaan'a donup diyen Yeliz, hızlı giden atın olayına mı döndü acaba? Görkem'le İlayda çok mu mıç miç? Oha! Leyla! Leyla! Oha! Hak ettiğimi almaya geldim arkadaşlar. Evet. Hak ettiğim şey sevgi ve saygı. Benimle her seferinde zıtlaşmaya çalışan sensin, ben değilim. Yok havuza girerimler, yok onlar, yok bunlar. Ben böyle bir insanım. Yok bu gece ben kafama göre eğlenirim. Ben oynarım, laflara dalarım, tartışırım. Ben böyle bir ilişki istesem dışarıda da yaparım zaten. Eğlenceliyimdir, eğlenmeyi çok severim. Kısıtlanmam. Gerçekten farklı gördüğüm için senin yanındayım. Ben istersen kendimi kısıtlayayım. Yani içine karşı hiçbir şey yok diyorsun. Yok hayatım, olsaydı benim olurdu zaten. Nerede o zaman? Senin yanında mı değil? Seni istemedim diye kaldıramadın. Bu kadar. Konun yoktu, arama bozmaya çalıştın, çomak sokmaya çalıştın ve cevabını aldın. Ama niye benimle şu an zıtlaşıyorsun mesela? Canım istiyor Leyla. Ama sonra ağlama, tamam mı? Hadi ağlatsana beni be. Yo, oturmayacağım. Kıpırdamak istemiyorum. Bebeğim, hayır. Çıkacak o odadan. Burası sinirlenebilirse ama bana geliyor sonuçta. Bu hızla gidersen ben birine patlayacağım çünkü. Bak kardeş, bak öyle patlarım vesaire falan dersen... Ben patlarım. Bak, ben de patlarım bak. Evet, evet, bilerek attın. Murat bugün dedi ki, Leyla gelirse dedi... Bir de gider dedi, Berk'i dedi, çağırırsa dedi, o zaman bomba patlar dedi. Ne kadar kabul etmese de kendisi, Yeliz'den bence bir intikam almaya çalışma bir hissiyatı vardı. Şey hani Yeliz'le bir geçmiş olayımız oldu ya, ona nazaran intikam almak istediğini düşünüyorum. Benim hayatımdaki kadın, ben nasıl onu temsil ediyorsam o da beni aynı şekilde temsil ettiği için o şekilde hareketlerde bulunamaz. Bunların şakasını da yapamaz. Yani bugün Berk biraz fazlaca içini döktü aslında. Berk'e... Dışarıda şey demişler, Yeliz'in midesi bulanıyor, Yeliz iyi değil falan demişler. Dönüp oralı bile olmamış. Yolda yakınken en azından birbirimizi tanımış olduk. Teşekkür ediyorum kendisine, çok iyi bir insan. Şey de böyle bekliyor, konuşuyor yanında. Rümeysa ya. Rümeysa böyle. Aynen. Gerçekten öyle. Keşke bu kadar olsa. Ay evet ya. Çok huzurlar şu an evimizde. Buse, Dilara'yı takdir et. Hanım! Şöyle mi yapıyorum? Sen bugün ne kadar yakışıklı olmuşsun. Hadi Buse, sıra bende. Beni takip et. Gizem, Gizem çok rahat yapılır bak. Cilveli yap ama. Evet, evet, evet. Saçını savur. Ay Erhat. Saçını savur. Aşkım. Saçını savur. Evet, bugün iyi dinlendim. Ya hayır seni. Sen nasılsın? Ya Dilara. Dilara, beni yap. Seni mi? Ben normal ben.
Sen normal düz konuşuyorsun. Evet. Nasılsın? Hayır, bebek sinirli. Gerçekten mi? Sen de günümü ilk gördüğüm en son şersi sen ol istiyorum. Evet. Bana da hiç çekişim. Yeni diye bir konuşuyor. Yeni diye yapıyorum. Evet, böyle. Yani şimdi ne desem... burada değişik değişik kelimeler evet. kullanıyor ya. Evet. Konuşuyor konuşuyor. Sen istediğin diye giyecek halim yok. Ben sana özgür bir kadınım. Yakışmamış. Ben nerede ne giyeceğimi iyi bilirim. Abi benim sana ama erkekler evi Berk ya. Söylüyorum. Sen çok fenasın. Bana bak geliyorum. Söylüyorum. Erkekler evi Berk ama. Artık yürüyor. Yok geçen sanki. Yürüyor Allah'ım. O da yok ama. Abi hiçbir mimik, hiçbir hareket olmaz mı? Bir adam nasıl bu kadar dümdüz olur ya? Evet arkadaşlar, Bermur kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugünkü sabahki haberlerimize başlıyoruz. Konu başlığımız... Bakalım hocam. Tarafını seç. Tarafını seç. Tamam. Evet. Gönder gelsin. İkisini de dene, tarafını taraf seç. Taraf falan yok. Bir taraf yok ama bir dinleyelim. Ama sana demedik bunu zaten. Rümeysa. Rümeysa ve Kaan'a donup diyen Yeliz, hızlı giden atın olayına mı döndü acaba? Evet. Seyrek muhabbeti mi? Efendim? Aa, evet, öyle oldu. Ben bu konuya dahil olamam. Şöyle ben açıklayayım. Daha düne kadar işte evet, Rümeysa ve Kaan'a çok soğuk donuk diye bir atışma benim olmuştu ya. Seviyesi. Geçen hafta böyle bir tartışma olmuştu size evet, biliyorsunuz. Olmuştu. Galiba Berk'le Yeliz'in arası açılmış diye bir duyduk son dakika haberiyle. Ha, acaba hızlı giden atın olayına mı döndü? Evet. Bu konuda Rümeysa mı haklıydı, Yeliz mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Çok kısa, 30 saniyemiz var. Oğuz. Hız konusunda katılıyorum. Yani Berk'le Yeliz'in hemen bir anda alevlendiler, ateşlendiler. Ama ben herhalde aralarının kötü olduğunu bilmiyordum. Yani neden kötü demek olduğunu bilmiyorum. Demek ki buradan şunu çıkarmamız gerekiyor. Gerekirse çok hızlı gideceğine biraz daha ağırdan almamız gerekiyor ki ilişkiler biraz daha sağlam adımlarla. Kesinlikle. Ben de öneriyorum. Arkadaşlar ben olması gereken gibi yani bir hafta emin adımlarla ilerledim ve tanışma yoluna girdim. Yani 3 günde damat adayı muhabbeti biz yapmadık arkadaşlar lütfen. Bence hepiniz hızlıydınız bu arada. Siz de hızlıydınız. Evet biz de siz de hızlıydınız. Ben de yayın yolu tam bir hafta oldu şu an. Evet. Sizce Nihle Rümeysa'dan etkileniyor mu? Ne gibi? Ne gibi? Etkilenmesi. Ne gibi? Etkileniyordur tabii ki de yani. Güzel bir kızım. Bu konuyu hayır. Bu ana haber bir konuya gidiyor. Hayır, o başka bir şey o demek. O hala değil, Oğuz beni yakaladı. Ben yakaladım. Nasıl? Şimdi korumada nedense Nihle Oğuz yerine Kaan'ı oyattı. Korumada. Hayır, bu hayır. Sonrasında Oğuz'un orada modu düştü. Ben bunu açıklayayım mı? Modun mu düştü lan? Senin cidden buna modun düştü mü? Hayır. Bence Nihle Rümeysa'da etkileniyor. Bak ne oldu? Hayır, etkilenme mevzuyu anlatayım değil. Ben sana. Hayır, bence ben etkilenme de değil, arkadaşı olduğu için ricasını kırmamış yani. Kritik bir durum. Ben hayır. Atıyorum, bir şey söyleyeceğim. Bir saniye Nihle konuşuyor. Oğuz bunu alındı mı? Ben de konuşacağım. Önce bu durum. Bir saniye. Arkadaşlar bir saniye. Buyur şimdi balık. Şöyle, Rümeysa rica etti bizden. Kaan'ı koruma altına almak istedi. Gayet doğal. Evet. Evet ve mesela bunu biz karar vererek yapıyoruz. Rümeysa da daha önce Oğuz'a oy veriyordu. Ben de mesela diyordum ki Oğuz'u koruyalım bugün. Herkes Oğuz'a oy veriyordu bunun gibi. Normal, o yüzden ben de Kaan'a oy verdim. Benim modumun düşmesi onunla alakalı değildi. Tamamen böyle havuza girmek istiyordum artık. Çok sıcaktı çok sıcak. O gün ekstra hepiniz biliyorsunuz. Benim zaten modum düşüktü. Girmeden sadece... Galaya başlamadan önce ben Nihle'nin kulağına gittim dedim ki ne olursa olsun dedim. Ben sana vereceğim sen de bana ver haberin evet. olsun dedim. O da bana dedi hatta Murat'a da söyledim. Dur, Murat sen bunun üzerine olduğu için bak, o da bana dedi ki biraz. Hani kritik bir durum olmazsa ben Oğuz diyeceğim. Biz anlaştık evet. dedi. Ben de dedim kritikti biliyorsun. Eşit gitti ya. Aynen ben dedim ki Oğuz yani böyle bir şey kırılacağını düşünmüyorum. Yakın arkadaşız o böyle bir durumda olsa ben düşünmeden veririm. Ben olsam yani. Ben de aynısını yaparım. Kırılacak bir durum yok. Hiç kırılacak. Kırıldıysan da ben sana çok kırılacağım. Haberin olsun. Kırılmadım diyorum ya. Evet sıradaki konumuza geçiyoruz. Kırılmadığına inanmıyorum. Biz de inanmadık. Ben kendimi kırılmadım. Çok kısa. Bana oy verenler için teşekkür ederim. 10 konusu değişimi. Dur sen gidiniz. Sen de alınma sen. Her şey Rümeysa'ydı. Bir şey söylüyorum. Sıradaki konumuz arkadaşlar. Evet. Murat Deniz, Mehmet Ali Erbil. Görkem'le İlayda çok mu mıç mıç? Evet. Çok mıç çok mu mıç mıç? Evet. Yorumsuz. Siz bari korkuyorsunuz. Ama neden korkuyorsun? Ben yorum yapayım mı? Mesela saçma sapan konuşuyor yani yine Rümeysa ya. Hayır asla. Ben yorum yapabilirim. Saçma sapan konuşma zaten şey yapıyoruz. Hayır. Açma siz konuyu. Herkes susuyor. Yok Görkem'le alakalı niye yorum yapalım şu anda? Görkem'le yapamaz ya o yüzden. İkisi de... Yapamaz değil kanka yapmam. Ya yapamaz. Ama önceden dalacağım şimdi ya. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Yorum yapıyor muyuz yapmıyor muyuz?
Bence yapmalıyız. Herkes araya giriyor. Bana kalırsa Görkem'le İlayda çok mıç mıç mevzusu. İkisi de temas sevdiği çok belli. Evet. Aşırı derecede. Ben buna saygı duyuyorum. Güzel ben şey. De seviyorum. Evet, ama ben de seviyorum ama yapamıyorum. Belli bir seviyeden sonra sadece kötü görünüyor. Biraz daha dikkatli olmalarında fayda var. Daha dikkatli olmalarında fayda var. Temas sevebilirsin. Bir şey yok bunda. Ama ikisi de bunalmıyorsa bizi ilgilendirmez, bizi ırgalamaz, sadece evet, fazla yakınlar. Ne? Bu haberi kim yaptı? Ne? Nasıl? Nasıl yani? Bunu ben söyleyemem. Yalan haber bebeğim öncelikle. bu haber kesinlikle yalan arkadaşlar. Bu benim yazıma benziyor. Bu haber yalan. Murat Yıran'ın... Hayır! Murat Yıran'ın... Murat Yıran'ın karısı için mi Hüray'la birlikte? Haydi be, büyük iddia. Murat Yıran'ın maddi durumunu mu araştırdı? Evet, ondan sonra daha mı etkilendi fazlasıyla? Neden bu kadar etkilenmesi için bir maddi durumu mu? Evet! Şok. Arkadaşlar benim zaten ihtiyacım yok. Ben kendi ayaklarımın üstünde durabilen... Senin araban var be, satarsın yersin Murat. Aynen öyle. İlayda kuzenine buradan çok selam söyle. Söz. Aynen öyle. bir dakika. Ne? Özel bir bilgi, özel bir soru geliyor mutlaka. Ne? Herkese sorsun. Murat köle mi? Ne? Hayır. Asla benim kabul etmiyorum. Benim kölem. Olursam senin kölen olurum. O mu olacaktı damat? Ne sanıyordun? Damat adayı demeni çok kafaya takmış. Bu üçüncüye dile getiriyor. Hayır, bence Hira'nın bunu sorun yapmaması da tuhaf. Çok acayip abi, değil mi? Abi ne alaka sürekli Yeliz hakkında ya bence Hira yapıyor. Ne olursa ne ol yine gel taktiğinden yani devam Hayır, ediyor. Hayır, Hira niye mesela şu an şunu Hayır, demiyor? Hira, sen niye normalde Yeliz hakkında gergin konuşuyor? Bir karakter ve emir vermeyi bile hani emirle konuşan bir karakter. Böyle şeylere kesinlikle takılması gerekiyor. Hayır, bence Hira gergin bir karakter değil. Hira, Hira egoist. Evet, onu diyorum. Biri. İşte. Selam. Bir şey söyleyeceğim Mert. Hoş geldin. Oğuzhan orada Hoş mı, yanınızda buldum. Mı? Bu Usta Dilara tartıştı da. Biraz büyük bir tartışma yaşadılar. Usta Dilara ile tartışma yapmaz. Tartıştılar, çıktılar. Çıktığı yerden ben çıkartayım o zaman. Ya görsem aldım. Gel bakayım aşkım benim. Gel sorma. Gel. Oğlum şuradayız, görmüyor muyuz sen ne diyorsun? Oraya gireceğiz. Ya şimdi ara ya. Çok salak bir yere girdim ya. Çık git. Gel. Şiddet var mı? Olsa gel. Ne? Bizlerden selam verdim havada. Hayır. Şuradayız Allah aşkına. Nasıl görünüyor da bir dakika bakacağım. Bak git oraya nasıl görünüyor. Tam ucuya geç bakayım. Geç uca. Benim hayat. Ya, bak şimdi ya. Şuraya doğru da bak şuraya doğru. Musunuz? Uca git. Bak ya, oradayız. Çok da güzel bir şimdi şuraya doğru bak kameraya. Bak şimdi böyle konuşuyorsunuz. Ha! Görmüş. Bugüne mi konuşmamayı tercih ediyorsun? Konuşulacak bir şey var mı ki? Gerçekten mi? Öyle değil mi? Benimle her seferinde zıtlaşmaya çalışan sensin, ben değilim. Yok havuza girerimler, yok onlar, yok bunlar. Yok bu gece ben kafama göre eğlenirim. Ben böyle bir ilişki istesem dışarıda da yaparım zaten. Ben seni farklı, gerçekten farklı gördüğüm için senin yanındayım. Evet işte o kadar arkamda seslendim ha. Ben zaten sen gelmeden önce kendimi birçok şeyden törpüledim. Sen geldiğinde zaten törpülenmiş haldeydim. Bundan yüz bulup bunun fazlasını benden isteyemezsin. O zaman ben olmuyorum. Ben böyle bir insanım. Ben oynarım, laflara dalarım, tartışırım. Sesim hep yüksektir, hep aktifimdir, eğlenceliyimdir. Eğlenmeyi çok severim, kısıtlanmam. Ben istersem kendimi kısıtlarım. Ben seni kısıtladım mı peki? Yapmak istediğim şeyleri... Sana göre zıtlaşma ya, oysa ki onlar benim istediğim şeyler. Sen benim bu istediğim şeyleri yapmamı istemiyorsun. Biz orada zıtlaşıyoruz. Ben öyle bir şey demedim. Ben sana zıt gitmiyorum aslında. Ben olduğum kişi ben olarak kalmaya çalışıyorum. Seni yapmak istediğini ben aynısını sana söylüyorum. Sen ne diyorsun, sen ne anlatıyorsun gibi cümleler kullanıyorsun. Yok, elbisen var üzerinde, bana diyorsun ki havuza atlayacağım. Atladın mı Berk? İmada bulunuyorsun bana. Atladın mı? Atlayabilirdim bu arada. Bir yerim açılmıyor, bir şey olmayacak.
Elbise zaten saten ve kalın bir saten. İçimi bile belli etmeyecek ıslandığı zaman. Sence ben sadece sen varsın diye mi öyle bir koruma yapacağım? Benim ailem de izliyor ya, burada ne yapmam gerektiğini, nasıl davranmam gerektiğini, neler yapabileceğimin bir sınırı var ya. Toplum önündeyim çünkü. Sadece senin varlığın değil yani benim kendimi durdurma sebebim. Eğer atlıyorsan da nerede ne yapmam gerektiğini biliyorumdur. Kaç yaşında insanım, bugüne kadar mal gelmedim. Yani biraz akıl var, mantık var. Susmanı gerektirecek bir konu değildi. Bu kadar uzun süre yayacağım bir konu da değildi. Peki son soru. Sizce belki bu soğuk yoksa çok hızlı başladığı için soğudu mu? Ben soğuduğunu düşünmüyorum. Sadece kameralara daha tam alışamadığını düşünüyorum belki. Bence belki Berke'nin biraz ağır yapısı var benim gibi. O yüzden kameralardan değil de. Kendini övüyor arada ya. Evet o ya. Övmek değil bu, ağırlık övülecek bir şey değil. Ağır bir yapısı var. İlişkide de bunu gösteriyor zaten genel olarak da. O yüzden bu şekilde. Yoksa soğuduğundan diye bir şey yok yani. Ben öyle düşünmüyorum. Anladım. Vallahi ben birebir de hiç muhabbetlerine denk gelmedim ama nedense ilişkileri bana çok geçmiyor. Şöyle arkadaşlar, ne kadar yeliz dese de işte siz görmüyorsunuz, biz Berk'le çok konuşuyoruz, anlaşıyoruz vesaire dese de kritikte sonuç olarak hep beraber toplanıyoruz. Yani Berk 2 haftadır burada yaklaşık. Hani toplasalar en fazla 15 dakika konuşmuştur bu 2 hafta boyunca kritikte özellikle. Hani tamam belki baş başayken çok konuşabiliyor ama hani tabii ki de biz bunu görmüyoruz baş başa ama kritikte biz her şeyi aynı anda yaşadığımız için olayları ben öyle düşünüyorum. Yani ilişkileriyle alakalı bir soru işaretim var. Ya ilişkileriyle alakalı değil. Berk'le alakalı mı yoksa ilişkileriyle alakalı mı? Berk yapısının aslında Oğuzhan'ın tamamen açıklamasıyla alakalı. Hani soğuktan ziyade ağır bir adam. Ama ağırlıkla alakalı bir durum değil. Ağır insanla konuşabilir yani. Ya bir de ilişkisine böyle kenarda köşede yaşıyor ya, bir şey göremiyoruz. Göremiyoruz. Yani. Sorun o zaten. Bir şey diyeceğim. Biz de öyleyiz ama mesela. Biz de genellikle kanka böyle. Kanka siz konuşuyorsunuz, kritikte olsun, hayır, bilmem ne de olsun. Size bize yansıyor. Evet, yansıyor mu size? Yansıyor. Siz de bizim aklımızda... Ya da oyunlara falan katılıyoruz genelde. Ya, tabii evet. Canım, ondan yansıyor. Öyle mi gözüküyoruz biz de o yüzden? Hayır. Biraz utangaçlık da var gibi. Belki de şu an kameralara biraz hani ortama alışma durumu falan. Normal. Peki Yeliz'in evdeki modu nasıl? Bana... Buradan bakınca modu düşük gibi biraz görünüyor. Biraz mod düşüklüğü görüyorum mod ben de Yeliz'de. Var. İletişim var, kimseyle iletişime var. Geçmemeyi aynen. Tercih ediyor gibi geliyor artık bana. Ama kendi sıkıntılarımı Berk'le olan bir sıkıntı mı bilmiyorum. Bence genel. Hepsi toplanmış hali. Aynen. Evet bitti mi sorularımız hocam? Haberler buraya kadar da bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim Murat. Çok güzelsin hayatım. Harikaydın Murat. Evet. Yok mu gelmez mi özel bir bilgi? Ne o? Parfüm beğenmiyordun. Evet. Kendime yeni parfüm aldım. Aa. İstersen bir kokla. Tamam. Bakayım. Ama bunu bu evde sıkamazsın. Sadece olsun. Senin yanımı mı sıkayım? Evet. Bak şimdi sen benim kokuma bak. Senin kokuna her zaman bayılıyorum ama. Hadi kokla. Her zamanki gibi çok iyi kokuyorsun. Ama bu biraz farklı biliyorsun. Bunun bu aşk parfümü aşkım. Bunun etkisini şu an şimdi görüyorum. Şimdi sen aşık olmaktan korkuyorsun ya, bunu sıktıktan sonra da aşık olacaksın. Bunu o zaman bana yapma çünkü üzülüyorum. Neden? Aşık olursam çok bağlanırım sana. Bağlan aşkım daha iyi işte o zaman. O zaman... Sana gönlümü anlatayım mı? Bakalım bugün ne almış. Sana gönlümü anlatayım mı yoksa anlatmayayım mı? Bunu açayım be. Tamam. Aynen onu aç, ondan sonra gönlümü anlatayım. Benim çok kartlar iyi. Bitti herhalde. Aynen, iki tane daha var. Ummadığın bir anda iki kart daha geliyor. Onları çözünce aşkım, benim o kadar şey. Zeki olmadığımı düşündüğün için kartları mı getirmiyorsun? Estağfurullah, hiç öyle olur mu? Ummadığın anda yapıyorum, ummadığın bir anda. Peki sence ben zeki bir kadın mıyım? Aşırı derecede. Doğru söylüyorsun. Evet. Hem zeki, hem tatlı, hem de güzel. Her şey bir arada eder güzel. Ay bu ne? Ay. Aa ben yanlışını almışım. Çok güzel. Beğendin mi? Ay bir kraliçe ne? Olarak. Aa doğru, doğru almışım, doğru almışım. Böyle açıyorum, böyle içmelik. Beğendin mi? Kraliçeye, kraliçe. Geliyorsun söyle. Yanımda tavırlı tavırlı uf yapıyorsun, dans etmiyorsun diyorsun, gidiyorsun orada evet. Dans ediyorsun. Sabah evet. Sabah benim moralim bozuk, dün gece yazmıyorsun atıyorum.
Yani geliyorsun sabah... Dün gece ben mi yazacaktım sana? Benim mi yazmam gerekiyor? Sen yazacaktın. Çünkü benim tüm gün telefonum kapalıydı. İki gündür ben sana diyorum ki neyim var bilmiyorum ki bana öyle gidip geliyorlar. Bilmem ne, kendi kafana göre hareketler yapıyorsun. Aa, şu an iyiyim, şu an gittim filan. Yani senin kafandaki sinyalleri göre mi hareket edeceğiz biz? Bir varsın, bir yoksun filan diye. Ne alakası var? Ben sana ama iki gündür ben sana ne kadar iyi davrandığımı farkındasın. İyi davrandığım, iyi davranmak sence bir külfet mi yani? Senin bana nasıl davrandığını... Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sen izlersin sen bana nasıl davrandığını. Allah razı olsun o zaman. İyi zaten iyi davranmamız gerekiyor diyorum. Ya, bu ekstrem bir durum değil benim ya. Benim içimden nasıl geliyorsa ben öyle davranırım. Tamam, benim ben de öyle davrandım. Yeni kız gelecek herhalde, yeni biri gelecek bence. Gelecek mi? Bence. Bir tane eski. Bir değil. İki değil. İki gelin alıyor. Üç belki de. Dört mü acaba dersek çok abartırız ama. Aşkım dört tanesini yapacaklar. Evde bir de bir tek bekar. Bat var. Bat da seçmeyemem artık. Bat da bir zahmet yani bir kurtul Beyza'da mı? Bırak Beyza'yı. Beyza geliyormuş. Yok o bir daha gelmez. Artık yani artık çöş. Gel çöş hakikaten. O bir kez geldi bir daha gelmez yani ben öyle düşünüyorum. Gelirse de yine gider o yüzden yani. Yok aşkım daha yeter bu çünkü bunlar gerçekten gönderir. Biz var ya, ne istediniz kızdan? Ya sana çok güldüm. Beyza'yı sevmiyorum. Genel olarak sevmiyorum. Hareketler hoşuma geçiyor. Evet ama çok saçma ve ne ara sevmediği hakkında hiçbir fikrim yok. Seyahat geldikten sonra. Ha, o hayır, hep söylüyordu sonra. Zaten. Bir ara dedi ya beni zaten... yalnız bıraktın, Beyza'nın yanında çıktın dışarı. Onda sinirlenmişti hatta. Tamam, o Ferhat'tan sonra oluyor işte o olay. Tamam, Ferhat'tan sonra Hasret'in gidişine falan yaptığı, tamam okey, onda bir şey yok. Ama Ferhat geldikten sonraki o düşürdükleri kadınsal... Şeyden dolayı oldu. Daha Gizem onun incini yiyecek. Beyza onun incini yiyecek. Oha! Leyla mı? Oha! Leyla! Leyla! Şaka mı? Oha! Ne yapıyorsun? Ay çok ayıyorum. Aşkım! Leyla! Oha! İndir ana! Ne yapıyorsun? Leyla! Başımı da yaptı. İyi olsun. Efendim bebeğim? Bak bakıyorum ona göre. Sen bana güvenmiyor musun? Güveniyorum ama şimdi bakacağım işte. Neye bakacaksın? Hareketlerine. Yok bebeğim kafan rahat olsun. Sıkıntı yapmayı çok onurlar. Çok diyorlar falan girmesini istemiyorum çünkü. Bebeğim bana sonuna kadar güvenebilirsin. Ben senden çok ciddi anlamda hoşlanıyorum ki sen olmasaydın da zaten... Olmaz. Zaten olmadı, ben yokken de olmamıştı biliyorum ama tamam. Olsun yine de ben söyleyeyim sana. Senin sevgi dilin bu, sadece bunu göstermek lazım. Bana da. Çünkü sadece yanımda oturup yanağımdan öpüp elimi tutmakla iyi olmak olmuyor Berk. İyi olmak bu değil. Ne? Öyle mi konuşalım? Yok öyle konuşmuyoruz. Bu tarz bir konuşalım. 2-3 gün önce öyle demiyordun. Sen 2-3 gün önce öyle demiyordun. Ne siz görmüyorsunuz, ben görüyorum. Evet öyle diyordum ama sonrasında ben de görememeye başladım. Demek ki sen bu insanlar gibi... Aa, ben neden öyle olduğumu söyleyeyim biliyor musun sana? Çünkü ben hayatım boyunca hiç ilgi görmedim, hiç sevilmedim ya. En ufak sevgi kırıntısı bana bile büyük geliyor. Üzücü. Ha, çok üzücü. Kırıntı bunun olarak gördün var. Yani beni. Hayır. Ne alakası var? Bundan bunu mu çıkarttın? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu evde ben dün... O gala günü ben gayet iyi gördüm. Kimsenin bir ilişkiye bu evde saygı göstermediklerini. Yok. Ama bunun içinde sen de olduğunu ve bunun için çok bir tek iyi fark ben... ettim ben. Ne? Bunun için bir tek ben savaştım. Kritikte oturdum Rümeysa'yla ben benim ne için buradan kavga gidip ettim? Gitmemem bir önemi ben, yok ya... Senin yaptığın tripten sonra. Ben buradan gidebilirdim de. İşte ben bunun için zaten kavga ediyorum ya. Bunun için insanları karşıma alıyorum ya. Bunun için bir tek ben dilimi açıyorum, ağzımı açıyorum. Bir tek ben dilli konuşuyorum ya.
sen susuyorsun ya. Ben Rümeysa'yla orada tartışırken kolumdan tutup tamam tamam diyorsun ya. Beni hep insanlara karşı dilimin kısa kalmasını istiyorsun ya. Sen olmasaydın burada bir ton cümleye, bir ton kelimeye takılır cevaplarını verirdim de. Sırf sen varsın diye susuyorum. İnsanlar hala dillerinde bizi konuşurken ben susuyorum senin için. Bence zaten bu yapabileceğim en büyük fedakarlık. Bana göre bir insan ya, benim gibi bir insan için. İlgi sadece kısıtlamak değil, haberin olsun. Ben seni kısıtlamıyorum. Kısıtlamak istiyorsun. Ama ben izin vermiyorum. İstemiyorum, sadece saygı duymanı istiyorum. Saygı duyma, sen bana saygı duymuyorsun ki ne, ben sana saygı duyuyorum. Benim isteklerime, fikirlerime, eğlence anlayışıma, yaşam tarzıma saygın yok. Beni değiştirmek istiyorsun, ben o değilim, ben o kız da değilim. Bunu sana peşin peşin söyleyeyim. Ben o kız değilim. Ben sevgilim izin vermedi diye bir yere gitmeyecek bir insan değilim. Çünkü ben bugüne kadar hiç kısıtlanmadım. Benim hayatımdaki insanlar bana hep güvendi. Bu konuda artık kapansın. Ve dün için gerçekten artık hep yok içinde. Anne, sus. Hepimiz dört kişi masada oturup madem susacaktım dün tüm gün, benim niye canımı sıktın, eğlencemi böldün derler sana. Takılıyoruz kikiri kikiri. Şaka yapıyoruz. O bu. Kaç defa oturduk. O yüzden artık niyetim yok. Yani hala hala karakterli bir insan olduğunu düşünüyorum. Yani fikirlerim değişmedi karakteri konusunda demek istedim. Bunun için de özür dilerim. Beni dinle. Tamam, tamam. Bunun için özür dilerim. Duydun mu sen en son lafını? Hadi tekrar söyleyeyim. Ama hep bunu yapıyorsun. Dinlemiyorsun. Doğru, dinledim. Söyleyeyim mi en son laflarını? Dinlemek var hayatım. Dinlersin, duyuyorsun. Kulakların duyuyor sonuçta değil mi? Duyuyorum ama alıyorum ama da. Almak, alıyorum aynen. Ama. Aynen. Onun için de tutmak. Tutuyorum da, alıyorum da. Yani bir yerden girip bir yerden çıkmıyor. Çıkması okey. Tamam. Ama yani özür diliyorum ya, aynen. Anlatmaya çalışıyorum. Rahat hissediyorsan kendine, o zaman girmem. Konuşurken. Hayır. Ye yeah, ama hani dinle beni, dinliyorum, çıkmasın. Sana rahat tamam, bu yani, özür dilerim. Tamam, sıkıntı benim yok. Benim asla öyle bir niyetim yok. Ben ona da güveniyorum düşünen, zaten. Kötü düşünen birisi değilim. Ona da güveniyorum. Buradan bir laf çakayım diyen birisi değilim. O konuda sana zaten... Aa, Beyza gelmiş. Yine geldi. Beyza gidemedim ya. Polat Alem derdimiyim. Sürekli ölüp ölüp deliriyorum. Alın arkadaşınız geldi. Benim şu an seni gidip... Böyle gördüm, dedim ki ya dedi, düşünsene dedim. Eve giriyormuş dedim. Yemin ederim bak. Moment mi yaptın? Dedim ki ya keşke yazsaydım o. Şarkı sosyalarını gördüm, dedim ki acaba eve girecek bakımlarını mı yapıyor falan. Sen doğru bildin, zeki kadınsın. Ben birini zekiyim. Ne yapıyorsunuz? Aşkım. Gel, hoş geldin. Evin en sevdiğim adayı gelmiş. Ya, bayılıyorum sana. En çok beni sen seviyorsun. Bayılıyorum sana. Zaten. Hoş geldin. Hoş buldum. Ay, ne çok kötü bir şey bu arada. Çok özledim. Yalnız gidiyorsun, gidiyorsun, bumerang gibi geri geliyorsun. Yok, ben kendim artık Polat Alemdar diyorum. Ya Beyza, şimdi geldin mi sen? Ne oldu? Bizi ziyaret mi yoksa Beyza geldin mi? Beyza eve bağlamak için yapmış. Ben sürpriz. Geldi, geldi bu arada yani. Dur, bir şey var kesin gene. Duygusuna çok içtim. Ya. Omzumda dudağım kaldı. Of. Çok özlemişim. Sizlik yapma. Görkem. Çocuğum. Oh. Yine mi geldin? Yine geldim. Dedikodu yapmayın. Tamam Leyla. Leyla ne oldu şimdi, sen geri mi döndün, ne oldu? Beni çok özlediğinizi duydum. Evet. Dedim ki bir geleyim, hasret giderelim. Hasret mi giderelim? Gidermişsiniz Allah zaten. Hasretlerim, özlem de eş adlandı kelimeleri kullan. Ama onu deme yani. Ne yapıyorsunuz, yok mu başka dedikodu, ne var ne yok? Valla. Anlatın. İşte, sen ne duymak istiyorsun, önemli olan o. Merak. Bir şey duymak istesem direkt sorarım ya, genel olarak. İşte merak ettiğin şeyleri sor, biz cevaplayalım değil, hoş. Arkadaş olmuşsunuz sanırım Murat'la. Best friend forever. Zamanında söylemiştim, güzel, sevindim. Ay bu canlarım. Benim geri gelmem lazım. Olsun. Ay o kadar heyecanlıyım ki şu an. Hayır, ben gerçekten niye böyle? Çok heyecanlıyım. Şaka yapıyorsun ya. Yemin ediyorum, dehşet. İlk gün gibi mi hissediyorsun? Evet. Aa, Leyla da mı var? Aha. Aa, geri dönüş haftası hemen. Nasıl? Ay bir dakika, ne olur beni gönderin ya. Gitmek istiyorum. Leyla, sesimi duyuyor musun Leyla? Leyla! Geliyor mu ki sesimiz? Gitmiyor. Leyla.
Çok güzel olmuş Leyla yalnız. Saçları güzel olmuş, evet. Nasıl peki elendiğin zaman da Azerbaycan'dan falan nasıl tepkiler aldın? Ne yaptınız? Nasıl tepkiler aldın? Ne yaptınız? Azerbaycan'dan falan. Bir şey söyleyeyim, hiç beklemiyordum gerçekten. Elendikten sonra dedim hani yavaş yavaş düşer normal olarak. Daha çok yazmaya başladılar. Daha çok böyle ilgilenmeye başladı herkes benimle. Allah Allah. Evet, canım çakilerim. Çakilerime buradan selamlar. Onlar kendilerini biliyorlar. Çakiler ne? Çakilerim işte yani. Benim minik çakilerim. Evet, onların adını Çaki koydum. Ben de nerede bittim biliyor musun? Ciddi ciddi. Hı. Ferhat muhabbetinde kendinizi çok düşürdünüz. Ya bak neydi olay biliyor musun? Ferhat o konu kapandı gitti ama ya. Tamam, ya Ferhat sen, muhabbetinde haklı sen bak. Sen şimdi sana diye gerçekten ben doğru söylüyor. Gerçekten kendimizi dolayı çok düşürdük. Evet düşürdük. Ama o an böyle o kadar evet değişik ya bir psikolojiydi. Vallahi yanlış anlar ben nerede biliyor musun? Ben böyle insanlara sabır ekran geldi. Aa! Mert o dönem o kadar değişik bir psikolojideydim ki gerçekten hani ne yaptığımı ben de bilmiyordum. Dışarıda bak, olsa Buse de biliyor, Gizem de biliyor. Emin ol dışarıda böyle evet, pozisyona da düşmezsiniz. Asla düşmezsiniz. Yani ama en kötü şöyle ihtimalle arkadaşınızın olan birine de gözükmezsiniz. Evet. Ama burada o çatışmanız... Bir de o şaka böyle yani onun şeyine kapıldılar böyle hani modeli. O dalgayla bir gittiniz işte. Ama bu psikolojisi çok kötü. Evet. Benim zaten son zamanlarda biliyorsunuz hani hep böyle bir şeyler üzerime geldi. Hani üzülemedim bile o dönem. O kadar kötüydüm. Siz de biliyorsunuz az çok zaten. Sonlara doğru ciddiye bağladın. Dedin ki ben ne yapıyorum? Farkına sonlara doğru vardım. Geç oldu. Ya geç olsun güç olmasın bir şey olmaz mı? Ders çıkardıysan sıkıntı ya yok. Ya hem ders çıkardım hem de kendimce dinlenmiş oldum. Birazcık daha psikolojimi toplamış oldum. Benim için Allah'ım iyi bize oldu de nasip et ya. Ne alaka ya? Beyza bir dursaydın bir hafta bir numara dinleseydi yani. Daha iki gün önce gitti. Geri dönüş olacak, oylu mu olacak? Evet. Aynen. Kimse etkisi arasında. Peki geri dönüş olsa kalp sana geri dönmez mi? Dönmez. Na, hangi dönmedin konu bakımından kalp? Bir kalp konumunu hatırlayacağım artık dönme yani. Ya kısacası hak ettiğimi almaya geldim arkadaşlar. Evet. Hak ettiğim şey sevgi ve saygı. Evet. Bunu istiyorum. Bir dakika bu açık kapı. Dönmez dedim Leyla. Açık kapı bırak. Ben orada değilim şu an. Ben genel olarak söylüyorum ya. Hayır. Ben okuduğum kitabı bir daha okumayı tercih etmiyorum genelde. Allah herkesin yolunu bahtını açık etsin. Ay okuduğum kitabı okuman falan filan. Yeni bir adayımız gerçekten şey olsun sanırım. Sana bir laf çarptırmadım. Kız için de hoş olmaz yani. Alınma. Kız bir şey soruldu ona cevap ver. Resmen bana laf çarptırıyor. Yine için hoş olmaz. Evet. Yani iyi bir şey söyledim. Kitabı okuman Leyla çok saygılı bir insandır. Evet. Ama söyledi. Ya bana söyledi burada. Tam kötü bir anlam çıkarmaya gerek yok burada. Kendi adına konuştu. Hayır. Ya o yani hani burada kötü bir şey yok. Hadi bizzat kendisine söyleyeyim. Evet. Tanıştık. Evet. Bana göre bir insan değil, bir daha da tanışmamın bir anlamı yok mantık olarak, yani değil mi? Yani içine karşı hiçbir şey yok diyorsun. Yani eksten bir şey olmaz mı? Olsaydı benim olurdu zaten. Ne? Önceden de olsaydı. Önceden kaç kere istedim. Hangi bir yarışın bu oldu? Demek ki olmayası varmış. Ya hiç isteseydin olurdu diyorsun, yapmayın. Hiç isteseydin olmazdı. Hiç tavsiye etmiyorum bu şekilde konuşmanı biliyor musun? Çünkü ben sana öyle gelmiyorum. Ya sen bana o şekilde geldin. Dedin ki isteseydin benim olurdu dedin hayatım. Nerede o zaman? Senin yanında mı değil? Demek ki. Değil. Sen mi benim istemedin, ben mi seni istemedim? Pardon. Tamam, Murat'ım yapmaz, Murat'ım yapmaz. Evet. Biliyorum ki önceki bölümünü merak etme. Ben senin yoldan asla geçmem canım. Aynen, haftada bir kere yeni yeni tanıma yollarına girersiniz. O zaman niye devam ettin? Niye o zaman devam ettin? Murat'ım yani yapmaz, özgüvensizmişim yani. Özgüvenlik anlayışı demek insanların hayatında... Durmadın. Senin benimle alakalı problemi mi var? Hayır yok. Senin benimle alakalı bir problemim var. Ya bir şey söyle. Bebeğim bir dakika. Bir dakika. Seninle diyalog kurmak istiyorum. Hayır sen de diyalog kuruyorum. Sen dedin ki ben isteseydim benim yanımda olurdu dedin. Ama onu söylemeden önce ne söylediniz ki ben de onu söyledim. Ne söyledik? Ne söyledim? Bilmem ne söyledim. Hakkımda tweet atan sen. Şu zamana kadar seni istemeyen zaten ben. Hani diyorsun ya isteseydim zaten benim olurdu diye. Hatırlarsın. Hatırlamıyorsun madem ben hatırlatayım. İnsanlar zaten şey diyordu. Murat'ın Leyla'ya o kadar yüksek değildi. O kadar yüksek değildi. O yüzden zaten istemiyor. Leyla çok yüksekti. Bu konuları ne çabuk unuttun. Hayırlısı olsun be Murat'cığım. Senin için bak hayırlısı olsun. Tamam. İşte bunu söyle. Bak işine. Tamam. Aynen bak işine sensin. Asıl senin bakman lazım. İşine aklında tweet atan sensin. Niye tweet atıyorsun benim aklımda? Benim tweetim değil, istediğimi atarım. Ya, ayrıca sincap emojisi koymuyorsun. Fandomların nedense
Hala anlamıyorum. Anlamıyor muyum? Fandomları bana atıyor. Sincap, parayı seven, bilmem ne yapan. Kime saldırıyorsun? Bana saldırıyorsun. Bana gönderme yapıyorsun. Fandomlarım 3 günde bir bana atıyor. Sözleşme muhabbetim oldu. 2 gün sonrasına baktım. İşte para nedir arkadaşlar diye tweet atmış. Yok en sevdiğim hayvan. Rezil ettik ya. Yok en nefret ettiği hayvan kim içeriden bir şey yapmışlar böyle. Yani. Yok sincap bilmem ne. Şanınla bassaydın, parayı yapsaydın şeklinde. Ya yani. Bir şey söyleyeceğim. Niye o zaman kendi... Neden hakkında tweet atıyorsun? Ay, sana mı düştü? Ay bu kim? Belki şey sorusu sormuşlar. Bana fandomu attı, şey sorusu sormuş. İçeriden en sevmediğin kişi kimdir diye sincap hayvan atmış. Ya bana gönderme atıyorsun. Bana gönderme atıyorsun. Ama sormuşlar, cevap veriyorum. İsmini kullanmadım size. Sen seni istemedim diye kaldıramadın. Evet. Bu kadar. Omuzlarım çöktü, gittim toparlanmaya. Kaldıramadın. Konun yoktu, arama bozmaya çalıştın, çomak sokmaya çalıştın ve... Cevabını aldım. Ben gittikten sonra kim çomak soktu peki? Demek ki senin kanında var, içinde var. Kimse çomak sokmadı. Of gerçekten ben buraya bununla muhatap olmaya gelmedim. Lütfen gerçekten ola. Kimseyle atışmaya da gelmedim tamam, ya. Tamam hoş geldin. Aşk yaşamak istiyorum ya. Biz böyle tepki verdik. Aşk yaşamak istiyorum yani gerçekten sen bak. Sen okudun kitabı okumadın dersen o yüzden Hira da araya girer. Söyle bir daha düşünürsen 3 kere soruldu. İkisinde bak görmemezdi. Yok diyorum alakası yok falan. Bir daha soru o zaman arkadaşlarına söyle sormasalardı. Bir şey diyeceğim. Konuyu kapatıyorum bat. Ne düşünüyorsun sen şu anda? Bat, ne hissediyorsun? Evet bat. Beyza. Beyza Nur kalmasını istersin bence. Yani şimdi çünkü de... benim varlığım korkutur da o yüzden. Sen mi? Ya ne korkutacak ya? Sen ateş olsan kendini yakarsın. Yani senin bana gücün yetmez. O yüzden böyle böyle yapıyor. Beyza kalmak değil Beyza kalmak. Çünkü seni istemiyorum bu evde. Niye? Kapısını mı aldın evin? Ya asla öyle bir şey yok. Üstüne ama seni istemiyorum. Gerçi sen ondan eğer bana bulaşmazsan, oyumu senden yana kullanacağım. Ya buraya sana bulaşmaya gelmedim. O zaman okuduğum kitabı neden okudun diyorsun? Allah yolunu, bahtını açık tamam. etsin. Tamam. Teşekkür ederim. Lütfen benim tamam. de bak gerçekten, tamam. gerçekten. Hem gönülden söylüyorum. Tamam. Lütfen birbirimizle muhatap olmuyoruz. Süper. Tamam bunu söylediyse okey. Tamam bunu söylediyse okey. Eyvallah sıkıntı tamam. yok ben böyle gelin. Bak yüzün burada senin. Tamam. Beni de götürün lütfen. Robot. Ben de gideyim robot. Ya robot, annem babam gidiyor robot. Anne babam tek kaldım tek. Ara sıra aile büyüklerinin de tek kalma ihtiyacı var. Lütfen gönder çocuğumu da. Ben izin vermem. Robot ben alacaktım. Ben de vermem. Ya hayır. Annesi robot. İşte annesi babası gitti robot. Hatta kalır bizim çocuğumuz bu da robot. Ya, hadi. Bilmiyorum. Hadi. Kaç robot. Kaç gel. Gideyim mi? Gel anne. Ha, gideyim mi? Ha. Üzüldü. Gideyim mi? Geldi. Neyse biz bugün bir gün burada oturuyoruz. Selin, Bat, Gizem ben. Ama Bat var ya. Bitti. O Bat'ın o eğlenceli halleri, komik halleri falan sen gittiğin günden beri yok. O kedi gibi sağdan sola sıçrayış falan hiçbir şey kalmadı. Neyse ondan sonra ben böyle yaptım. Bat dedim bir şey soracağım sor. Sen dedim Beyza gittikten sonra dedim bir dedim enerjin düştü. Kendin gibi değilsin o eğlenceli hallerin bitti falan. Ondan sonra kedi gibi oradan oraya atlardın ne oldu? Hiç ağzını açmıyor hiç şey demiyor. Yo hiç alakası yok. İşte benim enerjim başka bir şeyden düşük. Daha o zaman sana attığı mesajlar da patlamamış. Sonra Gizem böyle yaptı. O çünkü Beyza'nın kedisiydi dedi. Selim bozuldu işte biraz falan. Öyle Bat, hiç eskisi gibi değil. Sen erkekler evine gittin mi? Şu an çok hep soracaklar yani. Sen söylemeyeceksin. Allah Allah. Bak ne oldu ya? Sen var ya. Seni. Sen var ya. Bat seni kolay kolay unutamaz. Aşkım, Bat ne biliyor musun? Kaybettikten sonra anladı. Değerini anladı, evet. Çünkü sende tam anlamıyla bitti. Bat seni kaybettiğinin farkına vardı. Değişti. Artık her şey için o zaman da çok geçti. İşte gerçekten bir şeyin değerini. Benim sesime ne oluyor? Sizin hoş aranız bilmiyorum. Nasıl? Ne zamandır berabersiniz? 2 hafta oldu mu? 10 gün, 12 gün. 10 gündür mü tanışma yolundasınız? Tanışma yoluna evet. Tanışma yoluna 1 haftadır girdik. Ondan önce de birkaç gün flört ettik falan. Yeliz düştü, Sarıgül'ün kızı şunu şunu yaptı denmesin diye. Benim annem hayatımla ilgili her şeyimi bilir. Doğrumu da bilir, yanlışımı da bilir, hatamı da bilir. Otururuz konuşuruz. Anlayışlı ama. Bu hata, anlayışlı olmak zorunda kaldı o da. Yani anlamayıp res çekemedi kaybetmemek için. Ben de annemin sözünden çıkamadım kaybetmemek, kaybolmamak içindi yani. O yüzden benim annemle belki tanıştırmam
evet normalde topluma göre de çok hızlı. Ama buna mecbur, böyle öğrendim, böyle yaptım yani çocukluğumdan beri. Benim tüm erkek arkadaşlarımı annem ikinci, üçüncü gün tanıdı. Sadece senden şeyi beklemezdim. Yani hani çünkü böyle şeylere dikkat ettiğini söylüyorsun ya, damat adayı demeni beklemezdim. O espri niyeti, anne damat adayın hani. Çünkü hı-hı, şey yani bu Kısmet Olur'un TV sezonundan beridir gelin adayları ve damat adayları, hı-hı, olarak ayırt ediliyoruz ya. Evet doğru. Hani bu da senin damat adayın, hı-hı, mantığında dedim ben. Aday sonuçta ona bakarsan 9 adam da damat adayı. Bir şey sorabilir miyim? Bir şey söyleyeceğim aşkım, sen sor. Tamam. Anne ne dedi bebek üzerine? Hı. Annem nasıl, dedi ki nasıl, izlemem lazım. Şu yani an o bak o ilk buluşmadan hani konuştu da galiba tahminim birkaç evet, cümle. Evet, burada konuştu. Yani ne dedi, dedi böyle ki sessiz şey, sakin efendi bir çocuk dedi. Bugüne kadar ilişkilerimde annem hep bana şey der. Mahvetme. Hiç etme. Neyi mahvetme? İlişkiyi. Aa okey. Hani bak bu adam sana güzel geliyor kızım. Sana değer veriyor. Hiç etme hani bu değeri. Kaybetme, mahvetme. Kıymetini bil. Anne hani annem her zaman benden beni hep böyle bir daha böyle dikkatli olmam için hep uyaran taraf annemdir. Hep karşı tarafı daha böyle pozitif, bana daha negatif yorum yapar. Kendi kafasına göre bir şeyler yapıyor. Sonra diyor sen, senden bir kırıntı gördüm ben, o yüzden alevlendim, ben daha yoğunum falan. Herkes yani böyle kendi içindeki sevgiyi dışarı yansıtmayı seven bir karakterim yok belki benim. Herkesin yapısı farklı sonuçta. Tabii canım, ama ben seni bildiğim için zaten. Yani dışarıda ona göre daha farklıyım, daha yoğunum. Belki burada herkese yansıtmak istemiyorum veya zamanla olacak bir şey bu. Sen biraz daha ağır bir kadın mı bekliyorsun belki hayatında? Yani benim için tabii ki burada bu de bu programı milyonlarca kişi izliyor. Gelip de burada o lafları kullanıp havuza atlayacağım, bilmem ne, elbise var üzerinde yok, bir yerim gözükmez falan gibi tavırlarla yani nasıl gözükmez o suya girdikten sonra benim gözümde, benim hayatımda olan kadın o şekilde o hareketleri yapamaz yani. Değil mi? Oho. Beyza gelmiş de bir hoş geldin falan diyeyim. Gidebilir miyim kızlar evine? Dilara. Günaydın Murat. Artık günaydın, bana hak ettiğimi verin ya. Bana saygı, bana şefkat, şehvet, aşk. Vereceğiz sen bir gel. Veririm. Baba. İyiyim balım, sen ne yapıyorsun? Sizin kısa ile Beyza gelmedi. Ay seninki de çok rol değil. Hoş geldin canım. Nasılsın? Bakar mısın? İyi misin? Yo. Buraları yakıp geldi. Bu ne güzelliktir ya Rabbi. Yengen gitmek istiyor da. Robot. Gidelim mi? Yengen gitmek istiyor. Ben de eşlik edebilir miyim? Beyza'yı çok özledim de bir göreyim. Arkadaşını çok özlemiş. Bir gideyim. Ben. Hadi gidiyoruz. Teşekkürler. Dur bekle. Leyla, Beyza'yı görmeye gideceğiz. Evet. Tamam. Görüşürüz Ersen. Hadi bay bay. Oh niye? Niye? Bata bak, bata bak. Avcılar. Ben yokken gitmiştim. Evet. İyileştirmişsin. Evet, iyileştim. Abi benim gözüm buradaymış. Ben de seni çok üzüldüm. Burada hiçbir ses yok. Delet oturuyoruz. Selam, ne haber? Selam, ne diyorsun? Hoş bulduk. Hoş geldin. Sağ ol ya, ne kadar sevgi dolu karşıladın. Yok canım, ne işin var o kadar kıyafetini? Hoş bulduk. Güzel, ne haber? İyi, sen de görünüyorsun. Siz yok. Sen de iyi görünüyorsun ya. Selin nerede? Haberim yok. Haberin yok mu? Erkekler evinde herhalde. Biraz dinlenseydin. Selamun aleyküm. Bayağı dinlendim, 20 gün dinlendim. Yetmez mi? Ne yapıyorsun? Kanka harbiden sana bir şey, ama gerçekten çok iyi geldi ya. Benim kıyafetlerim çok mu açık? Hayır. Ya kızlara sorma. Ne, ama bu benim tarzım. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Şu boy elbise kadar kötü bir şey var mıdır yok, bu hayatta? Yok. Gerçekten boy. Ondan çok... daha kötü hiçbir şey yok. Bak, o kadar değil. Bir tık böyle ama kısa, bu kadar da değil yani. Yok. Anladın mı? Bir yani uyardım, iki uyardım, üç uyardım. Şu... En sonunda... Bak Görkem, şu boyda diğer kadına sen bakmazsın zaten. Bir de Leyla, bir şey söyleyeceğim. Beni önceden bilmediğin için hani bir sürü tweetler falan atıyor musun? Evet. Ama artık biliyorsun yani benim rahat olduğum için. Ben çok tatlı zamanlarda sen eve girmemiştim. Biliyorum, o yüzden zaten söylüyorum. Artık atmanı istemiyorum. Hani rahatsızlık duyarım.
Tweet'im gibi. Hayatım az önce bu konuyu konuştuk, kapattık ya mesela. Niye tırıp hayır bunu açıyorsun? Söylemedim. Bunu söylemedim. Ben tweet'im. Hayır şimdi şöyle söyleyeyim bak. Bu kadar da olmaz hani. Ben rahatsızlık duyduğumu ben burada söylüyorum. Bir ilişkiye saygı duyuyorsam şizofren değilim değil mi? Burada hey yapıp ya da muhatap olup yo, gidip evde kendi kendine pikolar gibi. Anladın mı? Şu an yüzdeyiz ya. Ben o yüzden söylemek istiyorum. İkincisi atmaya kalsa atmak istesem bu benim şahsi düşüncem. Benim Twitter'ım, benim kararım. Twitter böyle bir mecradır. Instagram'da niye yapmıyoruz? Çünkü orası öyle bir mecra değil. Tweet'te böyle hani makarasında bir şey atarsın ve gerçekten bazı şeyler paylaşıyorsun ya herkes görüp konduruyor hani buna özel gibi. Girmedim. Evet, gerçekten hepsi ona özel değildi yani. Ben biliyorsun hani makara yaparak bazen tweet atıyorum, şey yapıyorum. Yani buna kimse karar veremez. Ya atabilirsin zaten. Saygı duyarım. Buradaki ilişkine saygı duyuyorum. Senin de işte bana saygı duyman lazım. Leyla ne yapıyorsa yapsın ben ilişkime ya, bakarım demen ben olmayayım hayır, demek istiyorum. Hayır bizimle alakalı diyorum. Hayır, ya da Murat'la alakalı. Şaka, şaka, tamam. İstemiyorum. Tribe girmiyorum. Girer. Leyla inşallah kalırsın ya. Ama söyleyeyim Murat da kankam yani. Bak beni aranızda bırakmayın. Bana ne canım? Ona göre. Oğuz küs müyüz ya? Yo ben hiç değilim. Vallahi billahi yemin ediyorum hiç değilim. Yüzüme bak. Hayır yemin Murat. Ediyorum. Böyle ben birazcık kahve şeyim ya Beyza. Ya işte benim var ya sen benim bir tanecik kankamsın. Erkekler evinde başkasını tanımam. Ay çok özledim Murat seni ya. Of. Turuncu çok yakışmış özledim kanka. Hoş geldin. Beyza ben. Benim en yakın arkadaşlarımdan. Beyza. Söyledi bayağı senden bahsetti. Bira geldiğinden beri dilinden sen düşmüyorsun. Keşke Beyza olsaydı diyor. Beyza ben niye elendi diyor. Ben gerçekten senin elendiğini duyunca çok şaşırdım. Dedim ki yok dedim yani elenmemiştin. Beyza dedim. Bir şey soracağım. Senle Leyla arasında bir seçim yapılacak. Muhtemelen öyle olacak. Bilmiyorum. Olabilir. Öyle olursa kankacığım. Aslında Leyla'yı da isterdim de burada neyse. Niye? Aa. Murat'tan dolayı istiyorum aslında. Neden benden dolayı? Bir bakayım yani onun hareketlerine falan o yüzden. İşte biz onun hareketini görmeyelim. Enteresan gelmesin diyeceğim de oylamada Leyla almış olduğunu görüyorum. Naneyi yemedim mi şimdi ben? İş niye bir diş? İstediğini çağır kimse yanlış anlamasın. Bakışı çok iyi tanıyorum. Şuradan bir tur atarak gideyim. Böyle bir boyum şöyle en namlı. Murat'ı çağırması yok mu? Özlemişim bu evi gerçekten. Murat'ı çağırması yok. Ne kadar güzel olmuş. Evet ya. Bir tur daha, bir tur daha. Maşallah. Bir tur daha. Ay. Hemen gidiyorum. Belki çağırmak istiyorum. Yeliz. Yeliz. Gördüm. Leyla çağırdı. Yeliz burada. Leyla çağırdı. Adım gibi mi? Bunu da söylemedim. Berk oradan değil. Ben dedim ki Berk'in mavi tipi asla değil Leyla. Şey yapmıştı, mavi yakışmış dedi ya. Oradan da değil. Ve Yeliz'den intikam almak için de Berk'i çağırdı. İnanamayru. Bence hiç bunlar olmasaydı yeni aday gelse. Bak Yeliz'den... Ooo ne yeni adaydı? Yeliz'den intikam almak için Berk'i çağırdı. Çocuğunun adını Beyza Nur koyacaksın. İnsan bunun için mutlu olur. Ya ne mal adamsın Görkem. Allah seni kahrolsun Görkem. Ya dur tamam dur gel. Bat kardeşim için dedim bat. Benim için değil. Yanlış anlaşıldı. Ya Görkem kendi kendini batırmakta da bir numarasın. Şimdi ne olacak? Yeliz'den intikam almak için. Ne alaka? Niye böyle? Oğlum bat için dedim ya. Yeliz'den intikam almak için. Burada Berk'in tepkisi. Bence intikam almak için değil, o esmerlerden hoşlanıyor zaten ha, Leyla. Evet. Berk de esmer bir çocuk. O evet, bir şey söyleyeyim mi? Leyla geçelim de Berk'in Yeliz'e hiçbir şey sormaması bile. Hani bak gidiyorum hani aynen, şey Yeliz söyler yani. Ama. Bir şey söyleyeceğim, Berk'in Yeliz'e... Şey Yeliz'e diyorum ya, Berk'in Leyla'ya... Yeliz'e Berk'in arası kötü mü? Bakma şansı yok. Evet. Asla. Ama tamam da o odaya kankam girmemesi de gerekiyor. Efendim? Odaya girmemesi gerekiyor. Hani Yeliz'le Berk'in arasında ne oldu ki? Yani ama bakalım işte. Ne diyecek şimdi Berk? Hani merhaba diye çıkması gerekmiyor mu? Çıkar. Ya buraya Yeliz için geldi. Leyla yap. Şey yapmaz o çocuk. Bir şey soracağım.
baskın diye geldik. Arkadaşlar sizden ricam eğer bir şey olursa benim için Beyza Hanım kalsın. Lütfen. Gelme buradan da mı? Görüşürüz lütfen. Dikkat edin lütfen. Kendinize. Lütfen ben de rica ediyorum. Ben senin için değil de Nihli için. Ne saçmalıyorsun? Sen Beyza Nur'a yakın mısın? Evet. Benim de oyun Beyza Nur'a. Sen Beyza Nur'a. Tarzı sorun. Ben hiç gelmesin. Aferin Batak Bey. Sana ne diyor? Senin küçük mandalina. Mandalina. Ben Beyza'nın hiçbir zaman gitmesini istemedim. Ben Leyla ile olacağını düşünmüyorum ama giderken insan bir sorar. Bakalım çıkacak mı odadan? Oturalım mı beraber? Gel. Yok yok oturmayacağım. Kıpırdamak istemiyorum. Bebeğim hayır. Bebeğim hayır. O Leyla kalmayacak be. Çıkacak şey o odadan ama... Berkan'la konuşamaz zaten. Normal bir şekilde oturacak şey yapacak. Kızlar tamam beni sakin bıraksanız da beni bir yalnız bırakın. Merhaba. 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 Leyla. Memnun oldum ama ben oturamam. Tamam. Kusura nasıl bakma. İstersen. Hiç sorun değil. Özür dilerim. Evde kimin durumu ne bilmediğim için. Kusura bakma tekrardan. Hiç sorun değil olur mu? Vay be. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ama halbuki Kurtlar Vadisi operasyonu yeni başlıyor. Ay birazcık şurada uzanayım. Kırmızı odamı bu şekilde kullanabilirim sanırım. Çok özlemişim, tadını çıkartayım. Şimdi kalıp kalmayacağım belli olmadığı için. Ay be kırmızı oda. Nelere şahit oldum be. Burası tek başına da keyifliymiş ha. Değil mi? Ay çok iyi. Keşke baştan kimse çağırmayıp burada yatsaydı. Ama yatmaya gelmedim. Aferin ama. Eğer bir yoldaysa... Aferin. Demek ki... Biriyle tanıma yolundayken başkasıyla kırmızı odaya gitmez bu çocuk. Okey. Aşkım kapat gözlerini. Ne? Sana bir sürprizim var. Hadi bakalım. Aç. Parfüm mü aldın? Parfüm aldım. Aşkım kötü mü kokuyorum? O, hayır. Öyle mi söylemek istedin? Hayır biliyorsun kokunu çok beğeniyordum ama bu çok farklı. Yalnız kutusu yeni falan filan şöyle. Çok iyi ya. Aşırı bir... Çok güzel kokuyor. Bak bir kokla anlayacaksın. Aşkım bir saniye. Aşkım bir saniye. Çok beğendim ben. Ne kadar geldi. Bak bakayım. İyi geldi mi? Çok aşkım güzel. Benim çok teşekkür ederim. Zaten ben de parfüm almayı değiştirmeyi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim meleğim benim. Çok güzel oldu. İyi kokuyor mu? Evet. Teşekkür ederim. Tam senin kokun biliyor musun? Değil mi? Çok evet. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Ben de bundan sonra zaten başka parfüm almam. Bayağı çünkü evet, bak... Evet aşkım bundan sonra bunu kullan. Başka değil. Çünkü başka... Gerek yok. Gerek yok değil mi? Gerek yok aşkım. Ben bu de en ben, iyisi şu an. Ben de şu anda en iyisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden daha da kullanmam bir tane benim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok demek, mutlu oldum. Sen beni böyle düşününce bir de böyle güzel bir hediye... Böyle güzel bir hediye alınca çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim bir tanem benim. İyi ki varsın. Ama ayıp, çok ayıp Beyaz. Çıkmadı. Bak sırf seninle kötü olduğu için bile bunu yapamaz. Çok ayıp. Çıkmadı. Yıkarım bu evi Gizem, ben bu evi yıkarım Gizem. Ben onun için her şeyden, herkesi karşıma alıp vazgeçtim. Ben bu evi sen yıkarım. Sen Murat'la olduğun için... Gizem ben bu evi gerçekten yıkarım. Sakin ol. Yıkar vallahi. Berk ne oldu? Bir şey olmadı. Oturdun mu çıktın mı? Çıktım. Bak. Ama neden? Adam. Vallahi tebrik ediyorum. Evet. Helal olsun. Bence de. Aslan hemşom benim. Helal olsun kardeşim. Gerçekten. Yokuşunu yaptın değil mi? Leyla yine kaldı. Yine reddedin yine kaldı. Oha. Ben geldim. Aa Beyza geldi. Kapıdan çıkıyorsun. Kirpin altta mı üstte mi dedim? Üstte.
Daha dileğin olmayacak. Beyza hoş geldin. Hoş kız bulduk. Ne yapıyorsun? İyi aşkım, ben sen ne yapıyorsun? Ederim. Çok saçı çok güzel olmuş. İyi geldi mi? Rümeysa, gelsenize. Harbi sana bir şey söyleyeyim ama o kadar iyi geldi ki. Aynı. Dinlendin değil mi? Çok dinlendim, bayağı dinlendim. Ben de bazen dinlenmek istiyorum. Dur. Bence şu evet. An tam böyle dinlenilecek yerdesin ama yine de sen bilirsin, neyse. Belki küs müyüz kankayla? Yo, hiç küs değiliz. Berke'nin tadı yok. Ben seninle hiç küs değilim. Sadece yaptığın davranışlardan dolayı ben sana... Yani yakışmaz bir insana öyle davranmak, o yüzden... Ya Berke benim orada da aslında benim tarafımdan düşündüğümde bana da hak vereceğin yerler var. Şöyle siz nasıl... Bir dakika, erkekler evindeki erkekleri nasıl her koşulda koruyorsunuz? Bazen yeri geliyor haklıyken, haksızken her koşulda arkasında duruyorsunuz. Evet. Şimdi Aynur da benim çok yakın arkadaşım. Aynur'u da çok seviyorum. Gizem'i de çok seviyorum ama hani ben bu konunun zaten dışarıda konuşulduğu... Ben o konudan bahsetmiyorum. Benim umurumda değil. Diğer konudan mı söylediyorsun? Diğer o hasret elenirkenki konudan bahsediyorum. Ha, hasret konusunda. O konuda da birazcık evet... Öyle o davranmamam gerekirdi ama yani. Gerçekten benim neler yaşadığımı Aynur'la İlayda da daha iyi biliyorlar. Ben zaten istemediğim için olmadık birisi. Kendini artık böyle konuşturtma ya. Ya evet. Bana konuşamaz zaten. Herkes diyor ki istesem alırdım. Sen nesin ki Murat, herkes istedim. Neyi konuşamazmışım arkadaşlar? Kendini böyle konuşturtma dedim Murat'a. Senin için değil sadece. Yok sen demedim. Merhabalar efendim. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Burada tanışmıyoruz Gizem ben. Leyla ben demiyorum. Ne oldu? Hoş geldin. Merhaba Leyla. Merhaba Oğuz ben de. Merhaba efendim. Merhabalar. Merhabalar Leyla Hanım. Evet. Leyla ne yapıyorsun ya? Ne yapayım ya? Selam Yeliz. Selam. Selamın nerede? Selam dedim ya. Aleyküm selam. Ya inince genelde selam verirsin. Canım sıkkın. Bir şey diyeceğim. Bir sessizlik oldu. Biraz senin isteseydim alırdım lafına biraz takılmış. Aynen. Yani kaç kere söyledi. Merak etme. Ne haber Görkoy? Merhaba. Dedi ki ilk de söylemedim dedi. Üçüncü kez, dördüncü kez söyledi. Ama kaç kez söylediler en sonunda hani öyle bir cevap verdim. Ama buraya hani geçmişle alakalı bir şey için gelmedim gerçekten. Yoksa her şeyi gözü olarak konuşurdum yani. Yok biliyoruz biz geçmişle alakalı sorduğumuz. 4-5 kere sordular diyorsun ya. Berk. Cevap vermeyebilirsin sen. Verdim işte yani. O kadarına da hakkım olsun bence. Hakkın sonuna kadar belki olabilir olmayabilir. Onu tartışma. Verin sen sorusu, o sana cevap verdiği evet, zaman siz açıyorsunuz, siz şey yapıyorsunuz deme yani. Ama yani onlar işte, soruyor diyorsun ya. Orada bir şey söylediği için. Bir şeyin yok değil mi? Hayır tamam, hayatım bir şey söyleyeceğim. Yani. Öyle bir şey olsa zaten burası bu yüzden evet, yani. Aynen. Ya hani olabilirler, konuşurlar. Tamam, başka bir kız yani. Diyelim ki sen ya da işte evet. Ne bileyim. Bak isteseydin alırdım kelimesi çok güzel. Etmez babasının çiftliği gibi kullanmak. Bakkaldan peynir ekmek kalmıyorsunuz yani. Şimdi mesela sen hayatındaki adama bakarsın aynen, değil mi? Evet, ne yapıyor, ne ediyor? Aynen. Veya biriyle flörtleşiyorsun, başkasıyla da flörtleşebilirsin. Buranın yani amacı bu yani, bunu evet. Dışarıda yapmıyoruz. Nasıl yani bir saniye anlamadım? Bir saniye. Buranın formatını anlatıyorum yani. Yani tamamen kişilerin kendi tercihlerine... Kaç kişiyle tanışabilirim diyor yani. Bunda sorun. Ha, kişilerin ha, kendi tercihlerine kalmış bir şey yani bu. Yani, Leyla değişerek gelmiş. Bir tarafa ne olur? Saygı duyulur, muhatap olunmaz. Konuşulmaz, tartışılmaz. Rümeysa nerede? Rümeysa. Nerede olacak? Rümeysa'yı bulamıyorsan nerede olduğu belli. Bir saattir yok. Kupa geldi mi? Geldi başka, kupa. Başka var mı kupa? Var. Bir şey söylerdim şimdi ne yapman gerektiğini kupaya da hareketlere. Hadi söyle. Alın. Otur otur rahat ol. Aynen. Yatırmayacağım seni. Böyle fazla yürüme. Havan alırım seni. Aynen kanka. Ne oldu sana? Abi bir şey geldi benim de aklıma ama sus asma suratını. Aşkım sen ne doldurdun kendine? Çay.
Tamam, çayı sen 20 saatte mi alıp getiriyorsun buraya? 3 saattir içeridesin yoksun. Neredesin sen? Teşekkür ederim. O zaman hiç gelmesin keşke. Hava alma, tamam. Ben buradayım. Burada bekletiyorsun beni ama. Bir kere kahvemizi koyar. Tamam da ben niye kızdım bu kadar, onu anlamadım. Tamam, 3 saattir yoksun, içeridesin yoksun. Hava aldım. Hani. Ne havası? 3 saattir dediğin 2 dakika oldu, hava aldım. Aynen. Kimle hava aldın orada, tek miydin? Şey diyeceğim, bardak yoktu. Tamam, bardak tek miydin orada, tek miydin? Hasan abi vardı. Başka kim vardı? Rümeysa vardı. De Rümeysa ilerideydi, ben gerideydim yani, uzaktaydı. Aynen. Yan yana değildik yani. Aynen. Ya şu triplerinden vazgeç ya. Oy, konuşamadık sen. Keşke hep böyle iletişimiz. Her yıl lan. Hiç kavga etmeyiz o zaman. Şaka mıydı? Yok, şey yapacaktık ya. Evet, neyse Buse. Alça Sergim. Alırız. Dikkat et hayatım. Ettim bile. Bacağınlarını sıkıştırman lazım. Ne konuşuyorduk biz kızlar evinde? Hı? Hatırlamıyorum. Fondöteni de keşke böyle bunun içine sürmesen. Ben ne yapıyorum? Pıt pıt yapıyorum, içine giriyor. Kaldır. Hayır. Kaldır. Ötenir. Sen neyden utanıyorsun? Kaldır. Benim lan öteney. Sanki hayır öteney. Lütfen. Ben buradan bakayım. Görünmüyor bir şey ama buradan mı görünüyor? Ne konuşuyorduk? Ben sen gıcık olmuştum. Ondan sonra da sen kavga etmişti. Ondan sonra da sen uyudun erkenden de. Sonra ben de dedim bugün de ben uyuyacağım. Dur, şey geldi. Onetini. Şimdi gitti. Önemli. Ya of! Sürdükçe daha çok geliyor aşkım. Çünkü yani. Bulaşıyor yüzüm. Evdeki herkesin şip olduğu için ve konuşacak konularım olduğu için Batı çağırmak istiyorum. Ya ben buraya gerçekten hak ettiğimi almaya geldim. Ben zaten sevgi, geçmişle saygı, alakalı şehvet, bir şekilde geldiğini düşünmüyorum. Aşk. Sadece laf atılması hoş değil. Tweet atılması hoş bir durum değil. Bunlardan hayır olmayacak. O kadarının arkamı olsun ama yani neler yaşadığımı ben biliyorum. Aynen. Hayır neler yaşadığımı ben biliyorum. Şimdi o kadarına da hakkım bir var. Bir olaylar yaşayıp gitti evet, burada. Evet sen o zaman burada yoktun i̇şte da. İşte diyorum ya olmadığını ayrıca atabilirsin. Ama artık hayatım, istemiyorum bunu sana uyarıyorum. Tamam ben buna en fazla saygı duyuyorum ve yapmam. Ama bana sürekli bir şey diretirseniz. Bu hani benim özgür hür iradem ya. Canım istediği yapabilirim ya keza sen de aynı şekilde. Evet. Buna en fazla atışırız. Başka ne yapabilirsiniz ki? Ben istemiyorum çünkü bu muhabbetlere girmeyi. En fazla bunu yapıyorsan ben de bunu i̇şte. Yaparım. Atışırım. Ama demek ki ben o kafaya girmek istemiyorum. Anladın mı? O zaman ne yapacaksın hayatım? Hayatım sabahtan beri 5 kere konuştuk. Niye aynı şey yaptın? Diyor ki barındırmam falan diyor evin içinde. Kimsenin tapulu malı değil. Eğer tapulu malınızsa tapuyu getirin koyun ortaya. Bak paşalar gibi çekip giderim. Tapulu malı ne alaka? Buraya bence tek bir kişi karar vermiyor kimin kalıp kimin gideceğini. Mesela şu an benimle zıtlaşıyorsun. Ne gerek var? Böyle istiyorum demek ki. Böyle istiyorsan böyle devam edeceksin. Mükemmel geçti. Eminim mükemmel geçmiştir. Aynen. Yok ya, bir tanıma yolundaymış sanırım. Kendisine yakışanı yaptı. Oturmak istemedi. Çıktı ben de saygı duydum. Olması gereken de bu zaten. Peki biliyor muydun neyin olduğunu? Ama niye benimle şu an zıtlaşıyorsun mesela? Canım istiyor Leyla. Ama sonra ağlama tamam mı? Hadi ağlatsana beni be. Hayır beni ağlatmak tercihim değildir genelde. Aynen yine R'ye taksın gidiyorsun. Bir şey söylesen arkasında dur bebeğim. Aynen. Ağlatacaksın mı beni ağlatacaksın? Murat nasıl hayranlık veriyor? Güleyim bari. Ay gerçekten bu eforumu burada kavgaya harcamaya gelmedim. Harcasın hayatım, harcasın. Niye mesela diğer tarafta tatlı tatlı konuşup konuyu kapatıyorsun? Ben burada nasıl diğer şeyler... tarafta tatlı? Yüzüme bile bakmadın, dönüp yüzüme bile bakmadın hayatım. Dönüp yüzüme bile bakmadın. Ben orada da konuştum. Ben orada da konuştum. Anladın mı? Büyüklük yaptı, çok güzel bir şekilde geldi, tokalaştı. Ben de merhaba evet. dedim. Suratımda ya da el sıkışımda herhangi bir ima gördün. Sen ilk cümleyi hatırlamıyorsun herhalde. Hayatım, hani ben burada sizin bir şeyinize şahit olmamışım yani. Çok normal değil mi?
Değil, hani, değil. Sana göre değil. O zaman bu şekilde yaşayacaksın yani. Yapacak bir şey yok. Yaşamıyorum. Yaşamıyorum. Yaşatsana. E işte yaşadıkça tecrübe edinirsin. Mantıklı. Vay be! Evet İlayda, şimdi seninle birazcık konuşmak istiyorum ama medeni bir çerçevede gerçekten. Evet, kızım medeni var, kızım medeni. Dedin bana. Şimdi sadece bunu merak ediyorum. Onu sana görüntülü de söyleyecektim bu virgül arada. Virgül dedin de virgül. Virgülü şimdi, söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Burada bir şeyler konuşulmuş, bir olaylar yaşanmış. Kendinizle alakalı bir şey konuşuyorsunuz. Şimdi empati yapmanı rica edeceğim senden. Sen düşünkelen mi? Ben orada oturmuşum diyorum ki. Anlatıyorum derdimi, çok haklı isyanların vardı. Anlatıyorsun, bazı şeylerin farkına varmışsın. Bir anda dönüp diyorsun ki, ben Leyla kadar özgüvensiz bir kadın değilim. Ben Leyla değilim, ben özgüvensiz bir kadın değilim. Neye dayanarak şimdi özgüvensiz? Tamam bak sordun ama Leyla ben de senden bir şey rica ediyorum. Merak ediyorum, o yüzden sordum sen konuşacaksın, bitireceksin sonra ben konuşacağım. Üst üste konuşmayacağız, tamam mı? Kavga etmek niyetim olsaydı lank diye girerdim konuya. Hayır, bak şunu yani istiyorum sadece. Sen hani ikimizde de dinlememe problemi var ya. Evet. O yüzden dinleyerek, tamam. Okey. Şimdi birincisi ben zaten dediklerimin arkasında duran biriyim bu yarışmada. Ve bunun iyisini de kötüsünü de artısını da eksisini de gördüm yani. İkisi de seninle alakalı zaten o konularda. Mesela burada Günaydın'da bir olay olmuştu. Söylemiştim ve söylediğimin arkasında durmuştum, değil mi? Hı hı. Sana özgüvensiz deseydim, sana derdim ki Leyla ben sana özgüvensiz dedim. Ama orada şunu söylüyorum. Şimdi hatırlıyor musun? Bu arada beraber Yeliz'le hani bana gelip Murat hakkında kötü konuşuyordunuz. Sonra mesela kötü konuşmuyorduk da bir kere evet. Yeliz de kesinlikle Murat güvenilecek biri değil. Hani Murat'la bu evde bir tanışma yolu yaşanmaz. Ben hala söylediklerimin arkasında. Tamam, Yeliz de bunu demiyor muydu? Kötülemedim. Tamam, Yeliz de bunu diyordu değil mi? 3-4. Hatta seninle onu yakalamıştı işte o muhabbette. Yani tamam, orada kimse kötü niyeli, o da gülüyordu, o da gülüyordu. Bunlar geçti hani. O tamam. Açmadan, üstü kapalı bir şekilde söyle çünkü konuda da açıyor. Mücadelen vardı ya Murat'la alakalı. Evet. Ya bir durum o kadar mu? Uyarı almama rağmen, işte bak Leyla yapma etme demelerine rağmen tamam, dinlemiyordum. Tamam, senin bir mücadelen vardı ya. İnsanlar bir şey sana yanlış da yapsa sen görmüyordun ya da işte insanlar... Utanmıyorum bundan bu Leyla, arada. Leyla beni dinleyecek misin? Ben isteseydim alırdım demeyeceksin. Utanmıyorum yani. Dur, İlayda bir konuş, bir şey söyleyeceğim. Yine bence Murat'ın da şu an sıkıldım gerçekten. Şimdi bak bir soru soru. Yok, söyleyebilir. Ya bir soru soruldu. Konu bizim yani. Deja bu. Bir soru soruldu ya. Evet. Gerçekten ya. Orada bir şey oluyor. Ondan sonra benim hazmedemeyeceğim bir şey oluyor. Bana da diyorlar ki o sırada, ben de çünkü son kez diyorum, affediyorum falan. Bana diyorlar ki İlayda yine son kez mi diyeceksin? Farkındayım. Hep ben Leyla, Leyla, Leyla muhabbeti yapıldı sana burada. Sürekli bana her gün gelip diyorlar ki sen Leyla'sın, Leyla'ya çok benziyorsun, Leyla'ya çok benziyorsun. Ben de diyorum ki ben Leyla değilim. Ya... Demek ki kendimi zor tutuyorum, kusura bakma. Sürekli reenkarnı oluyorum ya, bu nedir böyle? Gerçekten. Bunu da sana almıştı. Teşekkür ederim. Nasıl kırdın Beyza'nı? Oynadın mı? Evet, oynadım. Hoş geldin. Güzel sallanıyordu, o yüzden bir nasılsın? Şimdi iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle seni niye çağırdığımı açıklayayım. Evdeki zaten 9 arkadaşımızın 9'unda şip var diye biliyorum. Evet. Yani seninle de konuşacak konularım var. Hiç kimseyle de böyle problem yaşamak istemiyorum şu anlık. Şimdi içeridekiler şey diyecekler, geri dönmek için Batı çağırdı. Bunları da duyacağıma zaten eminim. Yani. Ama geri dönmek için değil, içerideki herkesin şipi olduğu için ve henüz kimseyi de tanımadığım için zaten yeni gelenlerden. O yüzden seni çağırmayı doğru buldum. Ayrıca İyi seninle yaptım. De konuşacak konularım var. Of. Evet. Birazcık şoka girdim ya ben seni görünce. Kırmızı Oda da görünce mi? Kırmızı Oda ya, hem burası hem geldiğin için yani hoşuma gitmedi değil. Senin burada olman güzel. Ben gitmeni istemedim yani hiçbir zaman. Ya o amin hareketini ben öyle gördüm diye yorumladım. Yok vallahi ya, amin öyle bir şey yok ya. İnşallah çekmiştir, kamerada görürsün. Yani bu gerçekten seni tekrar böyle kazanayım falan diye de değil. Kendi insanlığım için de bunu
görünmesini isterim. Çünkü orada farklı bir algı oldu. Lan diyecekler çocuğa bak, ben öyle biri değilim Beyza. Sen zaten biliyorsun benim kalbime. O hareket yapacak bir insan değilim yani. Kim olursa olsun, düşmanım bile olursa olsun. Yani ne bileyim, üzüldüm öyle yaptığını gördüğümde birazcık... ...sindim de açıkçası. Hani ya dedim normal. Ki yani... Tamam okey, şimdi mesela herkes söylüyor ya, hı-hı, hasrete yaptığın hareket hoş değildi diye. Evet, hasrete yaptığım hareket hoş değildi ama hasretle gerçekten problemlerim vardı. Ya senin bir de hasretle benim yapman, gibi bir şeyin yoktu. Senin bana yapman yani sonuçta bizim aramızda bir şeyler oldu geçmişte. Hani öyle bir şey gördüğümde hani gidişime değil o ana kırıldım yani. Tabii. Yok, hiç öyle bir şey yok. Niye? Sen Selin'le görüşüyormuşsun. Selin'le görüşüyorduk. Ama yani öyle şey olamadık, çok yükselemedik, bir denedik ama öyle sadece muhabbet sohbeti, öyle bir tanışma yolu falan da olmadı. Yine dejavu oluyorum. İyi bir arkadaş bence o. Hı-hı. Yani çok düzgün bir insan ama enerji tutmadı, öyle söyleyeyim. Sen giderken, o giderken siz hala konuşmaya devam ediyor muydun? Yani normal arkadaş ya, öyle şey değil yani. Bir yola çıkmadık. Bir yola ama gideceğiz. Bir yola hani tanışma yolunun yolu diye bir şey çıkarmıştık ya, öyle bir şey. Yok, öyle bir şey olmadı. Normal muhabbet sohbet ettik. Yani olabilir işte mi acaba diye denedik ama ben bir şey hissedemedim. O da hissedemedi. Ben onun adını falan yazdım, böyle saçma sapan olaylar oldu. Nasıl onun adını yazdın? Giderken sen onun adını mı yazdın? İşte bir tanesinde yazdım. Bir şeyler oldu, hatırlamıyorum şu anda. Sen niye onun adını yazdın? Bilmiyorum ki. Orada bayağı bir şey oldu zaten, o da düştü. Ben orada bir karışıklık olmuştu. Başka birini yazacaktım. Onun koruma altında olduğunu bilmiyordum. Falan filan derken bir anda o çıktı. Ya insan görüştüğü kişinin adını yazar mı? Batu sen de gerçekten ne yaptın? Evet. Keşke füze alsaydın yani. Başka? Yani illaki buraya geldin, aramızda bir şey olması ya gerekiyormuş zaten, gibi düşünme. Yok, öyle bir şey düşünmüyorum. Hı-hı. Zaten içeri gittiğimde de bana sorarlar büyük ihtimalle. Ya Beyza işte geri dönmek için yine Batı'a yaklaştım ya falan. Onlara mı? Da açıklamasını yaparım zaten. Hı-hı. Ben geri döndüğümde de henüz geri dönüşümüz belli değil zaten. Eğer geri dönersem de şu an yani böyle bir şeyi hazır hissetmiyorum kendimi. Yani peki bana böyle o çok yoğun kırgınlıkların devam ediyor mu? Yani kendini düzelttiğini gözlemleyemiyorum ki bak. Yok, ben bayağı düzeldim. Allah Allah. Sana. Geçen mesela beni o sürekli aradığın gün mesela. O ama buradan gittiğin ertesi günüydü ya. Vicdan yaptım yani, bu yine kendi insanlık namıma. Hiç insanlık namını da arayıp mesaj atmış gibi mesajların yoktu ama yine yo, de yo, sen. Yok yok, mesajlarım nasıldı? Hani seninle arkadaş kalalım, hani seni kaybetmek istemem ki, gerçekten öyle. Ya yani arkadaş bu... kalalım mesajını hatırlamıyorum açıkçası. Yo, yo, doğru var. Söylemek gerekirse. Arkadaş olarak yazıyor. Orayı bakarsan arkadaş olarak hani seni dışarıda tanımak isterim. Hani buradan tabii bir şiple çıkarsam olmaz. Ama atıyorum normal çıktık buradan gittik. Kim, hayatımızda kimse yok. Seni tanımak isterim çünkü kafa yapımız gerçekten uyuyor. Belki yani dışarıda görüşsek falan böyle çok eğlenceli bir arkadaş olabiliriz. Niyetiyle yazdım ben sana onları. Zaten ondan sonra bir daha şey yapmadım. Yazmadım çünkü sen hiç konuşmak istemiyordun. Takip etme olayımda ne gereği var ya? Hani diyordum ya ben eski ilişkilerimde de hani kötü anılmayı istemem diye. O da o, kal. Kalsın kenarda, ne olacak ki? Niyetiyle oldu. Ondan sonra sen geri dönmeyince ve söyleyince ben de takipten çıktım dedim. Size dedim rahatsız etmeyeyim yani, şimdi gerek yok. Öyle yani. Anladım. Ama konuşabiliriz, daha devam edebiliriz. Herhangi bir vahiy yok şu an. Şu Allah aşkına, bunu gerçekten sana hediye olarak vermemiştim. Bunu alabilir miyim? Bunu buradan geçirebiliriz bence. Geçmeliymiş sanırım. Ben bunu geçtim yerden. Ah, okey. Biraz yamuk oldu ama olsun. Ters taktım sanırım. Bence diğer taraftan takılacak. Ben... Yani bununla niye oynarsın ki ya? Allah'ını seversen. Ama ne güzel böyle bak, dokununca ha, sallanıyor. Çok güzel sallanıyor. Okay. Tamam, daha ellemeyeceğim. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Vallahi bak, taktık kristalinizi ver. Sen 15-20 dakikadır yoksun. Şey diyeceğim. Çay almaya gittim, hava almaya gittim. Ben gittim, ardından o geldi. Ben onun ardından çıkmadım ki. Bana niye kızıyorsun? Ben rahatsız oluyorum. Ben sana defalarca bunu söyledim. Ben onun arkasından mı çıktım? Niye bu hallerin trip atıyorsun şu anda? Sen atınca sorun yok, böyle atınca mı saçma geliyor sana? Ben de çıktım onun arkasından.
Bana onu söyle, ben mi çıktım onun arkasından, o mu benim arkamdan geldi? Yani ne bu hallerin, anlamıyorum. Ne bu hallerim derken? Rahatsız olduğumu biliyorsun oysa. Tamam yavrum, rahatsız olduğunu biliyorum ama benim suçum ne burada? Ben gitmişim hava almaya, çay koymaya gitmişim, arkamdan gelmiş. Benim suçum ne? Bana niye böyle davranıyorsun? Tabii o zaman gelmişse sen de çık gel. Ben 15 dakikadır evde seni bekliyorum ama. 15 dakika abart, yarım saat de bari. Abart biraz daha. Hayır git, gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim, git. Sinirliyim, gelmeyeceğim aşkım. Emin misin? Evet. Son kararın mı? Evet. Ben gidiyorum o zaman. Git hadi. İyi misin? İyi. Ay sinirden gülüyorum. Ne oldu aşkım? Ay gitmiş bir saattir gelmiyor. Çok tanıdık geldi konu. He? Ya ben şu an sonuna kadar veriyorum ona. Evet yani. Tabii ki de yani. Ben sana da aynı tepkiyi yaptım. Evet. Hoş değil. İstemiyorum yani. Rümeysa'yla yan yana olmalarını istemiyorum. Benim en doğal hakkım. Bu evde saçma sapan bir şey var. Bakış muhabbeti var, evet. Kendini savunacak. Hayır, savunmayacağım. Alan kısıtlı gerçekten. Bakabiliyorsun, sorun değil. Hayır, biz senin bakışlarını söylemiştik ya senin. Ben zaten orada demiştim. Sen ilk geldiğin için insanları tanımak için baktığını zaten belirttin. Ama şu an öyle bir olay yok ki. Herkes herkesi zaten tanıyor. Ya alan kısıtlı, bakacağın yer belli. Ya yere bakacaksın, ya sevgiline bakacaksın, ya da Öykü Hanım'a bakacaksın. Öykü Hanım yokken orada muhabbet ediyorsan, dans ederken bile insanlar birbirine bakıyor. Bana bakıyor mu acaba diye oluyor. Bak emin ol buna. Ya onu bile istemiyorum. Mesela ben Buse yanındayken direkt Buse'ye odaklanıyorum, o zaman bir şey olmuyor. Ama onun haricinde bir şey varken, biri konuşurken döndüğün zaman veya bir şey olursa... Ona çok rahatsız edici, oluyor. Aslında altında yani bir şey yok. Dışarıda da bunun çok algısı yapılıyor ve hoş değil yani. İşte o yüzden diyorum ki hani... Ben sürekli bunu görmek zorunda değilim yani. Ya o zaman bir karar alınacak böyle şey olarak. Böyle ya da yer. Böyle ya da yer. Net. Ya çünkü istemsiz de olabiliyor bak. Bana da dün mesela Buse de söyledi aynı muhabbet ama yok. Vallahi yok. Ya öyle bir durum yok. Ya bile isteyerek yapılan bir durum olsa hak vereceğim. Ama bile isteyerek yapılan bir durum yok. O rahatsız olduğu için söylemiyor. Diyor ki hani bak böyle böyle oluyor. Hani buna getiriyor. Tamam olabilir, ben de farkında değilim. Berk'in Yeliz'le birlikte olduğunu biliyor muydun çağırırken? Bir tanışma muhabbetleri olduğunu biliyorum ama bir tanışma yolu falan bilmiyordum. Ama tanıştıklarını hani bence burada Yeliz'le... Bence biliyordum. Üç tanışma yoluna girdiler çünkü seni kulağına gelmişler. Hayır, tanışma yolunda olduklarını bilmiyordum ama... Ya, gerçekten şöyle, ya. Berk geldikten sonra ben duydum. Yok, sen laf sokmuyorsun. Hayır, o biliyordu. Berk geldikten sonra... Ama televizyona da verildi, hızlı gidiyorsunuz. Ben belki şeyde görmüştüm. Biz hiç sorduğumuz yolu yapıyoruz. Sana da sordum ya onu. Yok, gayet de zoruna gitmiş gibi sürekli dilinde Murat. Yok, benim zoruma falan gitmedi. Niye? Damat adayını sürekli dillendiriyorsun ya. Bundan kaynaklı... Hani diyorsunuz ya bir haftada hızlı bir şekilde tanışmıyorum. Ben demiyorum onu kardeşim, diyenlerden örnek ver. Allah'ım ya Rabbim, dilinden yani düşürmedi ya. Belki canlı yayında görmüştüm. Benim senden yana hiçbir problemim yok. Ben genel Berk'ten olarak yana açıklıyorum. Yani neden çağırdım? Güzel bilerek sordu. De çağırabilirdim. Canlı yayında görmüştüm ve eve girdiğini de biliyordum. Ama Yeliz'de hani bir şey ilerlettiklerini ya da tanıma yolunda olduklarını değil, birbirlerinin tanıştıklarını tanıma yolundaydık. Ya öylesine boş bir isim mi çağırdın dedim. Acaba beğendin mi Berk'i? Şöyle şimdi sizi çok yakın gördüm orada. Okay. Yeliz'le Berk de yakın oturuyordu ama tanıma yolunda olmaklarıyla alakalı herhangi bir bilgi gelmedi bana. Aksi de olsa zaten söyler. Yeliz mi? Biz Yeliz'le genel olarak... Yeni gelen çocuklara baktım. Biz biz Leyla'yla o konuda açık iletişimdeydik. Evet, biz ben hiçbir zaman birbirimizi... Senin aramızdaki problem ne bilmiyorum. Diyorum bu koku nereden geliyor? Beğendin mi? Çok yakışmış sana. Ben de kokumu değiştirdim ve bu koku beni seninle olan anılarımıza götürdü. Hmm. Bu kokunun peşini hiç bırakmayacağım, emin ol. Bana uyar. Bana da uyar.
Hayır, bu arada Oğuzhan tarafından, Rümeysa tarafından bir şey hissetmiyorum ama istemiyorum hani. Evet, yan yana görünmelerini istemiyorum. Bu evde olduğunuz sürece bunlar olacak. Yani herkes herkese bakıyor, artık anlam yüklemiyorsun. Yani artık başkaları yüklüyor canım anlamı zaten. İşte, biz yüklemesek dank ne ediyor. Olur? Bir yerden sonra, sen uyarmak zorunda kalıyorsun. Yani. Bir yerden sonra sana geçiyor olay, sen uyarmak zorunda kalıyorsun. Sen uyardığın zaman da tersi düşüyorsun. Bu arada harbiden editlerde öyle bir edit yapılıyor ki. Yani gördün mü, denk geldi mi bilmiyorum sana hiç ama. Gerçekten çok sinir bozucu. Editler zaten algıyı değiştiriyor. İşte insan acaba mı diyor. Hiç takılmıyorum ben hiç editlere, yorumlara. Hiç yemeyeceğim. Sana aldım. Tamam, yemeyeceğim. O çok kuru. Kahve de getirdim. Yok, istemiyorum. Ben belki bu evde ilk gördüğüm... Bu konularda en çok destek veren kişilerden bir tanesi. İlk gördüğüm anda herkesi ve her şeyi sildim. Her türlü yoruma hani göğüs gerdim. Hepsini göze alarak belki istedim. Yani ben ona her şeyi silerek istemişken onun orada oturmasını hazmedemezdim. Yıkardım burayı. Sen olmasan başka biri olsa bile. O yüzden ben kötüydüm. Üstüne hemen Berk geldi. Peşine de sen gelince orada biraz durmam gerekti hatta. Bat yanıma geldi. Biraz daha hani atlatmam gerektiği için. Tekrar herkesin içinde söyleyeyim. İzleyip de gördüğün, fark ettiğin ve benim de... Bu arada ben de hepsini fark ettim. Sadece senin gördüğün değil. Ben de fark ettim, ona da söyledim hatta. Gerçekten öyle gözüküyormuş. Ve hani o kavgalı olduğumuz dönemlerde değil, genel olarak... ya o konulara gerçekten girmek hep istedim. Hep bir farklı birkaç bir şeyden de fark ettim. Geçmişle alakalı şeyleri okurken falan aslında o zamanlardan bana bu işaret verilmiş. Ben fark etmemişim sadece. Beyza kimi çağırdı? Dur, geliyorum. Demek ki buradan birini çağırmış. Ay Beyza. Ne oldu? Bildiriyorsun. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber? Ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? İyi. Hasta mısın? Sesim nasıl geldi? Evet, biraz hastayım. Evet, daha güzel geçmiş duruyor. Geçmiş olsun. Bence. Teşekkür ederim. Kulağının arkasına al saçını. Bence bandaj güzel duruyor ama. Bandajı beğendim. Güzel olmuş, tatlı olmuş. Beyza, bir hafta tatil yapsaydın. İki gün geçti, daha geldik. Evet. Direkt geldin. Niye iki gün geçmesin? Bayağı oldu bence. Valla bize iki gün gibi geldi herhalde. O kadar yokluğumu aramadınız herhalde. Vallahi hiç aramadım. Hayır ya, ben. Harbiden mi? Yokluğum tabii ki de anlaşılıyor. Hadi. Peki. Yani şimdi Batı çağırdım ama Batı da söyledim. Hiçbiriniz şimdi başlamayın. Beyza işte geri dönmek için Batı çağırdı gibisinden. Evdeki 9 kişinin zaten 9'unun da şipi vardı. Tek şip olmayan da Battı. Ayrıca onunla konuşabileceğim olaylarım vardı. Ona da zaten girdiğimde söyledim. Bat dedim, şu an böyle bir şey düşünmüyorum. Sadece seninle konuşabilecek konularım olduğu için seni davet etmek istedim. Dışarıda hep söylediler işte. Şöyle tanıma yolundalar falan. Bu arada dış etkenler söylüyor hani. Programdan kimseyle gerçekten biliyorum, hiç ortak arkadaşlarımız var. Bana da senin haberin evet, geliyor. Evet, bana şeyler ya diyorum ki arkadaşlar yani herkes yolunu batma açık etsin. Burası böyle. Şimdi sen benim dışarıdan arkadaşım olsaydın, evet, samimi bir arkadaşım olsaydın olayın rengi çok farklı. Çok farklı olurdu. Ama şimdi burada ama tanıştık. Buranın ismen bilip bu. Evin içinde tanıştık. Evet, yani dışarıdan burada, sadece ismen biliyorduk birbirimizi. Ben sana da söylemiştim. En fazla aramıza mesafe koyarız. Çünkü evet, ben sana diyemem niye gittin, niye yaptın, evet, niye diyemem. Doğru, bunu zaten konuşuyorduk. Ki sen kendin bana diyordun bak istiyorsan ben engel değilim diye. Biz seninle bunları... Dışarıda da konuştuk. Evet, sen hani öyle o tarz bakış açısı olan bir kadın, evet, değilsin, bunu da biliyorum ama... Haklısın, o yüzden kusura bakma. Hayırlısı olsun. İstemem, yaşanması böyle bir konudan ki yaşanmış. Aramın bozuk kalmasını istemem. Hayır canım. Hadi sarılın o zaman. Değil. Hayır, aramız bozuk değil. Hadi ya, kalkın sarılın bakalım. Evet, alkış. Hayır. Bravo. Saçlarım. Helal lan Yusuf. Gerçekten sarıdan çok çok daha iyi. Leyla, kış mısın bana? Efol! Saçını başını yoldu. Senlik bir şey olmadığını biliyorsun. Hayır, yani Murat'la aranız nasıl ne olduğunu da biliyorsun. Belki o yatarken ki... Ama ben senin normal arkadaşınım yani. Aynen, aynen. İnsan bir yazar yani. Ne ki o? Vallahi billahi o konuda haklısın. Ama sevdiğimden istemediğim yani. Aynen, aynen, aynen. Biliyorsun yoksa... O Azerbaycan'la bayağı şey sevmiş beni. Seninle çok böyle seni kolluyordum. Hala yazıyorlar bana. Sor hadi, sor. Boğazım acıyor. Hı? Boğazım mı acıyor? Hasta olacağım galiba. O bende de var ya, bir soğuk geliyor her yer. Hı.
Ev mi soğuk? Ben mi? Burası sinirlenebilirsin ama bana geliyor sonuçta. Bu hızla gidersen ben birine patlayacağım çünkü. Bak kardeş, bak öyle patlarım vesaire falan dersen... Ben patlarım. Bak ben de patlarım bak. Bilerek evet, mi attın? Evet, bilerek attın. Murat bugün dedi ki, Leyla gelirse dedi, bir de gider dedi, Berk'i dedi, çağırırsa dedi, o zaman bomba patlar dedi. Ne kadar kabul etmese de kendisi. Yeliz'den bence bir intikam almaya çalışma bir hissiyatı vardı. Hani Yeliz'le bir geçmiş olayımız oldu ya. Ona nazaran intikam almak istediğini düşünüyorum. Benim hayatımdaki kadın, ben nasıl onu temsil ediyorsam o da beni aynı şekilde temsil ettiği için o şekilde hareketlerde bulunamaz. Bunların şakasını da yapamaz. Yani bugün Berk biraz fazlaca içini döktü aslında. Berk'e dışarıda şey demişler. Yeliz'in midesi bulanıyor, Yeliz iyi değil falan demişler. Dönüp oralı bile olmamış. Yol yakınken en azından birbirimizi tanımış olduk. Teşekkür ediyorum kendisine. Çok iyi bir insan. Teşekkür.